الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل دايسر هل في ذلك قسم لذي حجر Sadakallahu l-azim. Allahümme enfa'na bil Kur'an l-azim. Mübarik lana fiyo. Elhamdülillah Rabbil alemin. Nestağfirullah l-hayyel qayyum. Hassantukum l-hayyel qayyum. Lezi la mutu ebeda. Ve defa'atu anni ve ankum su. Ebla havle ve la kuvvete. İlla billahi l-alil azim. Kıymetli kardeşlerimiz. iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Cuma gecesi olmak hasebiyle yarın Cuma günü olması itibariyle büyük bir bayram. Zaten her hafta bu bayramı e, idrak ediyoruz. E, gecesini, gününü ibadetle ihya diyoruz. Allah Teala ölene kadar cümlemizi Cuma'nın ehlinden eylesin. Amin. E, bir de Kurban Bayramı gecesinde bulunuyoruz. E, tabii bu her zaman e, muvaffakat etmez. E, denk düşmez bayram gecesinin Cuma gecesiyle birleşmesi. Zaten Cuma gecesi Kadir gecesinden e, Eftal sayılan mezhepler var. Ahmet Muhammed'in mezhebinde radıyallahu anh. Abdülkadir Geylani Hazretleri de o mezheptendir. E, ama en azından e, tabii ki Kadir gecesine Eftal demesene de, Kadir gecesine muadil düşen e, gecelerden e şimdi de on gecelerdeyiz. Ve lehalin aşır. On gecelere yemin ederim Mevla buyuruyor. Birkaç haftadır onları anlattım size. Hadis-i şerifte Teadil kullu leyletin mina ee, Bir kıyam leyletil kadir On gecelerin her birinin ibadet lehiyası Kadir gecesine kıyamına denktir. E bu da onuncu gece. Şu anda biz onuncu gecedeyiz. Yarın onuncu gün. Kurban bayramı hep Zülitçe'nin onuncu günü olur. Hiç değişmez. 10. gece bayram gecesi gün sonra gelir. Yarın 10. gün e, zülütçe Şerife'nin e, Hicri aylar itibariyle hem de 12. ayda zaten son, son ay e, ve bu 12. ayın e, 10. günü Kurban Bayramı günüdür. Bu gece e, yani Leyletü Nehar, Nehar gecesi, Nehar kurban kesmek, boğazlamak anlamına geliyor Kur'an-ı Zimşan'da. Fasalli li rabbike har. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. O Rabbin için namaz kıl adetinde bazı müfessirler bayram namazı kıl, kurban bayram namazı kıl manasına tefsir ediyorlar. Müfessirlerden bazıları. Ben har kurban kes manasına geliyor zaten. Dolayısıyla bu gece Leyletül Nehar e, da deniyor. Leyletül Adha, İdül Kurban Bayram Gecesi, Adha, Udhiye kesilen kurbanlıklar manasındadır. 13'ün zaten 10 gecelerin 10. gecesidir. 10 gecelerden biri olmak hasebiyle Allahu Teala'nın yemin ettiği gecelerdendir. her gecesi Kadir Gecesi ne denk olmak hasebiyle Kadir Gecesi'ne zaten muadildir. Bir de üstüne Cuma Gecesi olmak hasebiyle tekitleniyor, tekitleniyor. Efendim, Kaç e, fazilet bir arada e, idrak edilmiş oluyor. E, Rabbim ve Teala tembellik halini, uyku halini, e, gevşeklik halini e, cümlemizden izale eylesin. Bu mübarek gecede, yarın bu mübarek sabah namazında, sabah namazından sonra, bayram namazına kadar olan, e, işrak vaktine kadar olan e, zaman zarfında, e, tekbirlerle, tehlillerle, takdislerle, tahmidlerle, e, tesbihlerle, e, zikirlerle, dualerle e, geçirmeyi ve müstecap dualara, e, makbul dualara e, mazhar olmayı cümlemize nasip eylesin. Bu mübarek gecede ve yarınki gün, Allah indinde günlerin en büyüğü, Allah'ın de günlerin en büyüğü. Ta ondan büyük gün yok. Şimdi Arafa gününün e, bu geçirdiğimiz gün, Hacılar Arafat'ta olduğu, bu Arafa gününün işte cehennemden en çok azat ettiği gün, kullandığı günahlar mağfiret eylediği gün, şeytanın en hakir, en rezil duruma düştüğü gün, çünkü büyük günahlar, küçük günahlar, hepsi af oluyor. E, bugün o itibarla tabii fazileti çoktu. Orucu itibariyle biliyorsunuz. Geçen seneye kefaret, bugün oruç tutanın gelecek önümüzdeki senesine de kefaret, geçmişine de kefaret. ve bir ileri bir geri iki seneyi kefaret olan hiçbir oruç daha söylem yok. Hiç böyle bir oruç, nafile oruç yani yok. Onları geçen hafta da temas etmiştim. O itibarla ama Allah'ın de günlerin en büyüğü Kurban Bayramı günüdür. Neden? Yarınki gün akıtılacak, Allah için akıtılacak kurban kanı kadar ee, bir daha seneye kadar hiçbir günde e, o kadar kurban kesilmeyecek. Nafile kurbanlar her zaman kesiliyor. E, adak kurbanları kesiliyor. E, hayır sadaka kurbanları kesiliyor. Ama vacip kurban, vacip kurban, mesela bugün kesilemezdi. Bugün kesilemezdi. Ölmüşlerin ruhuna hediye niyetiyle kesilen kurban bugün kesilebilirdi. Ali Adel Efendi babamıza ruhuna hediye olmak üzere kesilen kurban bugün kesildi. İsmaila sene kesilir. Arafeden kesilir. Çünkü fakirlere et biraz erken ulaşsın diye vacip olmadığı için, nafile manası olduğu için onu Arafeden kesilebiliyor. Ama şimdi bana kurban kesmek vacip, ben mesela bugün kesseydim olmaz. Bu gece kessem olmaz. İlla ki yarın kurban bayramı. Günü olacak kurban bayramı. Işte namazından sonra kesilecek. Yani oradan başlıyor. Dolayısıyla vacip kurban bir tek Kurban Bayramı günlerinde kesiliyor. Tabi yarın yani başlangıcı yarın bayram, yarın sabah, başlangıcı Kurban Bayram namazı. E, dolayısıyla e, vacip kurbanın e, kesilmesi itibariyle bir de e, bütün dünyadaki Müslümanlar, 2 milyara yakın Müslümanlardan kurban kesenler var. Bu kurban kesenlerin hepsi de o günde kesiyor. E, dolayısıyla Allah için akıtılan kanlar, kanların Efendim başka günlerde bunun binde biri e, denk gelmez yani binde biri denk gelmez çünkü vacip olduğu için herkes aynı günde kesiyor. E, vacip olanları tabi maddi durumu olanlar için. Hal böyle olunca Allah indinde Allah için bu kadar e, kurban e, kanı akıtsuluyor, onlar canlarını e, feda etmiş oluyorlar. E, normal bir e, kasaba et olarak değil de Allah'a kurban olarak canlarını vermiş oluyorlar. Bu çok büyük bir mesele. Çok büyük bir mesele. Onun için dualar yüzde kabul oluyor. Bu gece bayram gecesi, kurban bayram gecesi olmak hasebiyle o, o suda birkaç ayet-i bir kısa bir şey okurum. Ondan sonra çok konuşma zamanı değil yani ibadet zamanı, bu on gecelerin hepsi böyleydi, günleri böyleydi. Biz vakitleri bereketsiz adamlarız. Ee, bilmiyorum, ömrümüzde hiç bereket yok. Yani geçmiş ulemanın, evliyanın e, amellerine ibadetlerine kitaplarda devamlı e, mutala ediyorum. Efendim, e, sıralı hem de not olarak birçoğunu gö gözden geçiriyorum. Yani aklımız duruyor. Akşamla yasa arasında hatim yapıyor ya. Akşam yağsa arası evvabini zor yetiştiriyoruz ya. Ha, hatim yapıyor. Buna buna keramet derler. Buna tayyi zam, zaman derler. Zamanın bereketlenmesi manasına geliyor. Bunun bu hak. Bunu İmam Nevevi bütün ulema, müctehitler bile beyan etmişler yani bunun e, böyle zatların olduğuna dair. Şimdi de vardır mutlaka. O inkar edilemez yani Muhammed Efendi Hazretlerimiz gibi zatların vakitlerindeki bereket bizde var mı yani? Yani bir günde yaptığı işi bir senede yani yetiştiremezsin. Bir senede. Bir günde gittiği sohbet, yaptığı, kıldığı namaz, tuttuğu oruç, zikir, ibadet, vaaz ettiği, teke tek görüştüğü sırf telefonlarıyla baş edemezsin. Yani insanlara cevap vermekle baş edemezsin. Hasta olur yatağa düşersin yani. Öyle bir mübarekleri biz gördük yani. Ama şimdi bizde maalesef bu bereket yok. Yani bu acayip bir şey. Yatakara bu zaman zaten hadis-i şerif zaman ...böyle birbirine yakınlaşacak... İşte ...seneler... ...ay gibi aylar, hafta gibi haftalar, gün gibi günler, saat gibi saatler, dakika gibi... E, ...girdi birbirinin içine yani. Onun için... E, ...sohbet de geçen yani hafta bir sohbet yapmadık, iki buçuk saat oldu. Ne anlattık biz iki buçuk saat? İki buçuk saatte millet... E, ...alemleri gezer ya. Yani tabii boş konuşmuyorum. Boş konuştuğum... ...manasına gelmez. Bütün konuştuğum ayet hadisten. Ama... Amele vakit kalmıyor. Gecelerde hala tam bir uzamadı. Biraz uzadı. Biraz. 40-50 dakika uzadı ama yani 4'ü 5 geçeye falan gitti. E, hepten 3'ü 20 geçeydi. Yani bir 40-45 dakika aldı ama e, ne olacak? Çay iç. Ondan sonra demli çay. Ondan sonra bir de kahve. Ondan sonra bir de çerez. Ondan sonra bir de baklava. Ondan sonra bir de dondurma. Ama Kardeşim kervan kalktı gitti. Allah'ın dostları gidiyor. Yani kazandılar, ahireti kazandılar, dünyayı kazandı, her şeyi kazandılar. Biz ne dünyayı kazandık, ne ahireti kazandık, helak olup gideceğiz ya. Ömür bitti, sermaye bitti. Ha şuradan her gün 3 lira, 5 lira efendim kesseler senden o parayı vermemek için 40 takla atarsın ya. burada ömür sermayesi gidiyor. Dakika gidiyor, saat gidiyor. Sen ne 3 lira, 5 lira, ne 5 bin dolar, ne 5 kilo altın ya bir dakikaya e, alamazsın beş kilo altından bir dakikayı. Geri getiremezsin. Geri getiremezsin. Bak on geceler. Dokuzu geçti. Hem cuma gecesi hem bayram gecesi. Şu onuncu gece değil ya. Dokuzu geçti. Nerede bir daha seneye kadar? Getiremezsin yani. Her gecesi Kadir gecesine denkti. Ne yaptık? Ne yaptık? Evvabim kılabildik mi? Teheccüd kılabildik mi? Secde suresi okuyabildik mi? Mülk suresi okuyabildik mi? Yani en az, en azı konuşuyorum. Asgari sünnetler yani. En az. Normal bir vasat Müslümanın yapabil, yapabil, nasıl icap eden, vacip manasında icap eden demiyorum. Fazilet bakımından yani Yasin Şerif okuyabildik mi? Ne yaptık abi ya? Munkize istiğfar, Munkize kurtaran istiğfarlar. Ya okuyabildik mi? Bu, bu üç gecede çok önemliydi. Hani konuştuk ya geçen hafta. Hangisi yapabildik? Hanım bir şey dedi, oğlan bir şey dedi, kız bir şey dedi. Milleti nasıl bilsin? Kendim gibi demiş. Yani beni de meşgul edenler var. İlla hepimiz meşgul edenler var da. Ne yapacağız? Şurada paramızdan alsalardı ne kadar canımız acırdı. Etimizden et kesmekten daha beter olurdu değil mi? Paramızdan alsalar. Vaktimizden çalanlar, paramızdan, canımızdan çalanlardan daha beter bir şeydir yani. Etinden et kesenden böbreğini aşırandan daha beter bir durumda bu vaktimizi çalanlar. Onun için Müslümanın vakti nakittir. Şu mübarek gecenin dakikaları çok önemli. Hem kurban bayramı gecesi, senede iki tane bayram gecesi var zaten. Bu ustad-ı şerifler var, İbn-i Mace'de de var. İki bayram gecesi hakkında. Hani on geceler var ayrı. Ramazan son on geceleri var ayrı. Muharrem'in ilk on geceleri var. Şimdi bundan sonraki ay Muharrem-i Şerif, Hicri yılbaşına yanaşıyor. Orada da bir on gece var. 10 gün var. 10'uncusu aşure ile yine neticeleniyor. Bunun 10'u kurban bayramıyla, onun 10'u onu aşura günüyle neticeleniyor. Ondan sonra var. 10 geceler var. 5 geceler var. 4 geceler var. Yani o 5'in berat gecesinin çıktığı rivayet orada öbür rivayette 4'e iniyor o 4 geceler o demek. Ama bir de 2 geceler var. 2 gece. Bak ikiye iniyor. Bu iki, ikiye inen gece o kandil ihyası müstehap olan on dört gece. Onu konuşmuyoruz. O mira, e, diğer regaib var, miraç var, recebin on beşi var, e, 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 şabanın on beşi var. E, falan falan. Onları konuşmuyorum. O senede on dört hatta daha da fazla sayıya çıkıyor. O, o manada söylemiyorum. Hadis-i şeriflerde e, özellikle yani adı verilerek. Mesela ayette ve aşır on gecelere yemin ederim diyor. Kuranda ayet yani bunda daha kaynak mı soruyorsun yani? On geceler diyor işte. E, geçen hafta okuduğum beş gece ihyaden ibadetle men ayil Lealiyel. ve cennet. beş gece ibadetle geçen cennet vacip olur. Cennet e, vacip olur ne demek? Ha iyi beş gece ibadetle ihyat. E, ondan sonra namaz da kılma oruçla tutma zekat da verme. Onu mu dedik şimdi? Zaten o beş gece ibadetle ihyaden farzları vaciplere haydi haydi yapanlardır. Hiç farzı vacibi yapmayıp da beş gece ibadetle hiyaden nerede görülmüş yani? Zaten Allah nasip etmez. Ayrı dava. Görüntüde nasip oldu diyelim. Ya, o zaten e, izaha e, muhtaç değildir. Emirleri tutmak yasaklarına kaç. Yani farzlar, vacipler bellidir. Büyük haramlar, kebair günah bunlar. Büyük günahlar, küçük günahlar bellidir. Eee Takva zaten haramlardan sakınmak demektir. En vemete kebbelullahu mine'l muttakin zaten ayetle bağladığın zaman Allah ancak takva sahiplerinden kurbanlarını kabul eder. Bu ayet kurban hakkındadır. Allah Kabil'in kurbanını kabul etmedi. Takva sahibi olmadığı için Habil Aleyhisselam'ın kardeşi Habil Aleyhisselam'ı kurbanını kabul etti. Bu ayet kurbanla ilgilidir. Ancak Allah takva sahiplerinden kabul eder. Ama orada Geriden dolayı anlıyoruz kurban olduğunu. İzgarraba kurban en fetukub bile hadi mavle mütekabbel Ayetinden anlıyoruz. Ama hüküm umumidir. Allah kimin namazını kabul eder? E, haramlardan sakınan. Kimin Ramazan orucunu kabul eder? Haramlardan sakınan. Kimin zekatını kabul eder? Haramlardan sakınanlar. Yani şimdi haramların en büyüğü beş vakit namazdan birini terk etmek. Şirkten sonra en büyük günah beş vakit, e, beş vakit namazın birini terk etmek. E beş vakit namazın bir vaktini bile Terk eden kazaya bile bıraksa tert gibi büyük günahtır. efendim e, bu adamın kurbanı kabul olur mu olmaz namaz kılmayan hacci kabul olur mu olmaz Şirkten sonra en büyük günah yapıyor yani namazsızlıkla beraber e, nasıl hacci kabul olunur diye ben buna nasıl fetva verebilirim burada ayet var ancak müttakilerden kabul ederim. ama küçük günah hepimizin düştüğümüz şeylerdir büyük günaha da düşebiliriz beşeriz, şaşarız. Ama tevbe kapısı açıktır. Tevbe edersin, ısrar etmezsin, inat etmezsin, istiğfar edersin vesaire. Kul hakkıdır. E, dilersin, iade edersin falan. Çaresi var. Ölmemiş, çıkmamış candan ümit kesilmez. Ama onun için beş gece ibadetle ihyat, bayram gecesini ibadetle ihyat, tamam cennet vacip oldu. Ya tabii ki cennet vacip oldu. Hadis ne buyuruyorsa ben onu söylüyorum ekle mükellef. Ama öbür ayet ve hadisleri de bilmeden cahilce konuşamam ki. Birleştirdiğin zaman ne çıkıyor? E, emirleri tutan yasaklardan kaçan Umumun manada. Yani genel anlamıyla bu, bu var. Çünkü takvanın birinci bas basamağı şirkten sakınmaktır. İkinci basamağı zaten üç basamaktır. İkinci basamağının zaten çıkmak için farzları yapmak gerekiyor. Farzları yapmayan e, müttakî denmez ki. Bu itibarla e, bu beş gece ibadetle geçiren ne demek bu? Zaten beş vakit namazını kılıyoruz. Ramazan orucunu tutuyoruz. E, haç farz olmuş olanlar gitmişiz. E, kurban işte vacip olanlar kesiyoruz. Yani bu herkesin bildiği şeyler. Dolayısıyla e, bunların yanı sıra diyor yani yanı sıra. Bunlar zaten farz. Farz vacip senin borcun. Borcunu mu konuşuyoruz şu anda biz? E, beş gece ibadetle hiyat etmek müstehap yani. Farz değil vacip değil. Sünnet müstehap. E, sünnet müstahap olduğuna göre e, yani yatsı yıkıldıktan sonra yatsa sabah namazına kalksa bir de sabah namazını kılsa bu adam günahkar mıdır? Değildir. Neden? E, i̇ki farzı da yaptı. Yatsı farzıydı, sabah farzıydı. E vitir vitir vacibidi. Amelen farz demektir. İtikaten vaciptir. Yani inkar eden kafir olmaz anlamda. E vitri de kılmışsa bu adam arada sünnet bile kılmasa teheccüde kalkmasa efendim secde suresi okumasa mülk suresi okumasa efendim işte mübarek bayram gecesinin namazı var hadiste şimdi okuyacağım onu kılmasa bu adam günahkar olur mu? Olmaz. Neden? E, sün e müstehaplerin, sünnetlerin terklerinde e, günah söz konusu değil. Çünkü farz değil, vacip değil diyoruz. Lafa baksana şimdi. O zaman e, burada anlamamız gereken nedir? O zarardadır. Hangi zarardadır? E, kardan çok büyük zarardadır. E, çünkü bir de iki rekat da olsa teheccüd kılsaydı, bir Yasin veya Tebareke bir secde bir şey okusaydı veya bu gece Cuma gecesi Duhan mesela. 70 bin melek sabaha kadar istiğfar ediyor. Hele bir bayram sabahına günahsız çıkmak ne demek yani? Ondan sonra e, Gufir ale, Cuma gecesi Duhan sürü. Herhangi bir gece hakkında da bir hadiste var. Tirmizi'yle bir rivayette e, kuvvetli rivayette yani daha tahsislisidir. Cuma gecesi buyuruluyor. E bu gece Cuma gecesidir. Sen şimdi burada Duhan suresini okumadan inşallah bana yatmak uyumak nasip olmaz da veya uyusam da kalkıp gece okumak nasip olur diyelim şimdi kendimizi bağlamayalım insanız hastalıklarımız var bu ara iltihapları azdı. çok idrar yolları enfeksiyonu işte PSA mıdır bilmem nelerdir prostat on acayip hastaneler dedim yani ne bu hafta çok başıma işler geldi neyse tuhanızı beklerim e yani insan al tabii iltihap aşırı yükselince şekeri de düşüremiyorsun iltihaplı bir durum oldu falan hala da devam ediyor antibiyotiklerle uğraşıyorum. Eee... Kendimizi bağlamıyorum dediğim, ama şimdi sıhhatli olan, olanla hasta olan bir değil. Bir de adamın sıhhatli zamanıyla hasta zamanı bir değil. Geçen hafta bunu da anlattık yani şimdi Allah görür Celle ye. ama yine kendimizi zorlamamız lazım. Zorlayacağız yani, uyumama yani. Ha yine yani bana şimdi bir arkadaş mesaj atmış yani şeyden bizim Mahmut'a. Ya işte hocam dedi ki bu üç geceyi hiç uyumadan ibadetle geçirmek lazım. Ee, ne yapmamız lazım? Gündüz de mi uyumamamız lazım acaba? Gündüz de kardeşim 3 geceyi peş peşe uyumadan duracaksın. Bir de gündüzde uyumayacaksın. Ben böyle bir şey demedim ki. Ama eee Süfyanî Sevri'ler, İmam Zühri'ler, bütün Tabi'in, e, hazaratı, ı Tabi'in, Sahabe-i Kiram ne buyurdular? Bu 10 gecelerde kandillerinizi söndürmeyin. Yani ben burada ne dedim? Yani uyumayın anlamına geliyor. Uyumayın derken biz tabii onlar gibi maddi manevi kuvvetimiz yok. Büyüklerin kerametleri de var. Yani Teheccüde kalkın, ee, sahaya, mesela ben gece kızarım, ben gece uyumadan durabilirim. Yarın da işim yok, bu gece ibadete yat, değil sonra yatarım. Ee, yani bu manada dedik. Yoksa üç gece, uyumayayım. ya bu ne biçim soru dedim? Maşallah dedim adam üç gece uyumuyor, bir de gündüzde de mi uyumayayım diye anlamış. Böyle bir şey olabilir mi? Yani olabilir de. Ben de sifte yok yani ben üç gece uyumayayım, gündüzde de uyumayayım. Ondan sonra ne yapacağım abi? Farz namazda fatiha mı okuyorum? ona buna mı sövüyorum belli değil. Çünkü sarhoşluktan beter. Bir şişe şarap içmekten daha beterdir uykusuzluk yani. Uykusuzluk çok tehlikelidir. Dua ederken dua edersin diyor hadis-i şerif. Onun için öyle bir şey demedik biz. Uyku seni zorlama başladı. Baktın ki kafan gidiyor. O zaman yatarsın. Ona göre bir daha kalkarsın. Bazen insana yarım saat uyku bile bir ayıklık veriyor. Bazen bir saat uyku, iki saat uyku bir ayıklık veriyor. Ben sana bir saat iki saat yeter anlamda konuşmuyorum da. Bir ayıklık veriyor. Yani yeniden bir ibadete devam e, gücü veriyor. Veyahut da mesela e, e, şöyle bazı genel insan oturduğu yerde tesbih elinden düşer zikrederken zikrederken tesbih elinden düşse her elinden düşüşte bir tarikat dersi nafileden yazılır derdi Efendi Hazretleri. Ali Adar Efendi babamızdan naklederdi. Anladınız mı? Bu vesileyle Ali Adar Efendi babamızın 1 Ağustos 1900 efendim vefatı 61 Ağustos olduğuna göre işte miladi hesaba göre 2020 ile 60. seneyi devriyesi olmuş olacak. Ali Adar Efendi babamız aleyhi ve sellem ruhu için bir Fatiha okuyalım. Evde Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. <İşekkality> resoluz, ya Rabbi ya Ali Muhayir, Muhayir. babamızın ruh şerine. Şu saatte, şu mübarek Cuma gecesinde, Bayram gecesinde, ishal ile ruhaniyetini haberdar eyle, derecesine aleye ile kendisine fevkat tecelli ihsanı ile geçmiş silsileme şayhın derece atına kendisini ilhaka ile ya rabbel alem bizlerden hoşnut ve razı ile hayırlı şahit ve hayırlı şefaatçi ile amin Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Ve vesselam. Onun bu mübarek şeratı, sünneti, azimetle amel ederek yaşattığı bu tarikat-ı aliyeyi e, nakşibendiyeyi, müceddidiyeyi, halidiyeyi ya Rabbi onun Efendi Hazretlerimize öğrettiği şekilde Efendi Hazretlerimizden bizim öğrendiğimiz şekilde tatbik edebilmeyi devam ettirebilmeyi, ölene kadar istikamet gösterebilmeyi cümlemize müessereyle. Amin. Allah'ın salli ala şenliği Muhammed'in ala'lı Yani ni, veli nimeti bilmek lazım. O nasıl İsmet Garibullah Hazretleri için söylüyor. Usmati bil usmati bil usmati, bil usmati bilmesi lazım yün nimeti. Veli nimetimiz odur diyor. Mekke'den o aldı geldi bu tarikat. Abdullah Mekke Hazretleri. Yani o kaldı Bağdadi'den. Vefalı olmak lazım. Alâ derim ben. 24 kere hapse girdi. En az altı ay kalmış her girişinde. Biz bir kere iki kere girdik cenazemiz çıkıyordu. Yani aslan derdi o derdi efendim. Bize Mevla o kadar yüklemedi biz dayanamazdık derdi. O aslandı derdi. He. yani 120 yaşına kadar böyle istikamet, devam, sebat, zikir, ibadet, gece sabahlara kadar uyumadan, etmeden, iştaktan sonra bir 40 dakika, 45 dakika Ama onlar kuvvetli yani maneviyat var. Manevi kuvvet var. Biz onlar gibi ya, gücümüz yok. Onun için hepten e, sapıtmamak için arada bir uyuyoruz. Uyu. Yani uyuyacaksın, yiyeceksin. Ne yapacaksın? Öbür türlü biz de evliya değiliz. Hususi evliyadan, umumi evliyadanız. Hepimiz müminler evliyadanız ama Allah'ın hoş düşmanları değiliz, müminiz. Ama hususi evliya, keramet sahibi makamında değiliz. Onun için bize uyku yetmiyor, yemek yetmiyor, bir şey yetmiyor. Perişanız yani perişan. Rezillik çekiyoruz ya. Ezilik. Onlar uykusu da ibadet, şey, oha, manevi hep haldeler yani makamdalar hep. Biz öyle ki bizim. uykumuz bir başka bela, uyanıklığımız başka bela. Bazı kere bizim uyumamız uyanıklığımızdan daha iyi yani. Hiç olmazsa uykuda günah işleyemiyorsun. Uyanıkken her tarafımız günah, gıybet, dedikodu, iftira, gözün bir yana, ağzın bir yana gidiyor yani. Onun için büyüklerimize vefalı olmak lazım. Halil Adem öyle buyururdu. Kardeşi Allah'a Tarikat dersi yani yaparken e, böyle dalgınlık gelip de e, elinden tespit düşerse her düşmesine e, bir nafile zikir yani bir günlük tarikat dersi kadar ki beş bin la ilahe illallah yazılıyor. Her elinden düştüğünde derdi. E, zaten hadisi kutsi de var. Bir kul secdede uyuduğu zaman yani sen gidip de uyumak için secde yapmayacaksın yani. Ama ibadetle kendini yorarken insan bazı kere Secdede uzun da tabii. Bizim secdede uyumamız mümkün değil. Neden? Üç kere Sübhane Ala diyor. Biri giderken, biri gelirken bir tane Sübhane Rabbele oraya ya rastlıyor ya rastlamıyor. Nasıl uyuyacaksın hacı abi? Uyumak mümkün değil ama 33 Sübhane Rabbele Ala diyorsan sünnette varid olan Sübhane Kuddü sünneri atin nefsi takva ve zekka. Dolu sünnette bu. Bunlar ezkarın ilk, üçüncü, dördüncü ciltlerinde nim konuları bunlar. Rükudaki sünnet dualar, secdedeki sünnet dualar falan. Bunlar tabii ezbere bilmeden namazda okunmaz. Onun için biraz ezbere dayanacak bunlar. E, bu çok sünnetler var mesela. E, A'udü bir rıdâke müstehattı ki Cibril aleyhisselam emretti secdede bunu tekrar eyle diye mesela. İşte Berat gecesi anlatıyorum onu. E, bunlar var. E, adam uzun uzun zikrederse, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yarım saat secdede kaldı olurdu. Bir saat secdede kaldı olurdu. Bir saat, iki saat secdede kaldı olurdu. E tabi. Bekara suresi oku, okumuş, Ali İmran okumuş, Nisa suresi okumuş. Yani 4 yüz ayakta okumuş. Bir rekatta bir de bunu düşüne düşüne şey, dualarla şeylerle okumuş. E bu ne kadar zaman okunur? Zaten bir iki, iki saatten aşağı okunmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıraatı tertil üzereydi zaten. Hızlı okunmaz da. E sen şimdi bu kadar da rükuda durmuş. O kadar da secdede durmuş. Ya e bu sahih hadis. Yani İbn Abbas'ın gece takip ettiği namaz, teheccüd namazında. E sen bir saat, iki saat secdede durursan uyuma ihtimali var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Onun kalbi zaten uyumaz. Yatakta da uyumuyor kalbi. Onu konuşmuyoruz. Ya ama burada bir uyuma ihtimali var ama biz bizde uyuma ihtimali yok ki. Ama insan çok ibadet var gece ibadet. İşte bir kul diyor secdede uyuduğu zaman Allah Teala meleklere gönderir. E, onu gösteriyor. İşhedü ya melaket. Yubahillahu bi melaket. Allah meleklerine okuluyla iftihar ediyor. Ey benim meleklerim. Şu kulumu görüyor musunuz? Ben meleklere şey yok zaman mekan mefhum mevli. Açıyor gözlerini. Sen o evinde hanımın bile haberi yok. Hanım orada hor hor çeşmede hızar biçiyor. Veya hanım secdede sen hor hor çeşmede kızar biçiyorsun. Ben bilmiyorum kim ne yaptığını Allah görüyor. E, yatağın kenarında o uykuda sen seccadede secdede. E sen de secdede uzun bir zikir yapayım falan derken secdede dalmışsın. Allah Teala meleklerine gösteriyor. Dünyanın neresindesin? Kim görüyor, kim görmüyor? Işık var mı, karanlık mı? Yandaki odadakinin haberi yok. Yanda yatakta hanımın haberi yok. Sen namaza kalkmışsın. Veya da hanım kalkmış, sen haberin yok. Ama Mevla melekleri gösteriyor. Yedi kat zaman melekleri onu seyre. Meleklerine ne bulur? Ey benim melekler. Bu kulumla size iftihar ederim. Niye? E siz devamlı zikrediyorsunuz ama Uykunuz gelmez. Açlık çekmezsiniz. Yemek ihtiyacınız yok. içmek ihtiyacınız yok. Abdestiniz bozulmaz. Göktaş'ın dediği gibi bu melekler ne rahat derdi ya. E kardeşim oruç tutuyorsun iftar edeceksin. İftar ediyorsun abdest bozacaksın. Ondan sonra su içiyorsun bir çay içeyim diyorsun. Kafan başıma gelsin bir çay içiyorsun abi. tazdık mesane halaya doğru. Abdest boz, abdest azele. Abdest al, boz bir daha. E yeme denişiminden duramazsın. Ey benim meleklerim, bu kulumla size iftihar ederim. Neden? E bak ne kadar ağır uykusu var. Kalkmış teheccüdde benim huzurumda, ibadet yapıyor. E orada da daldırmış secdede. Ruhu benim yanımda. Çünkü uykuya daldığın zaman ruh gidiyor. Zaten ruh bedendeyken uyuyamazsın ki. E uykuda iki kere ruhlarınızı alırım buyuruyor. Birine uyku diyorsunuz, birine ölüm diyorsunuz. Ölüm de bir daha mahşerde gelir. Uykuda uyan, uyandırmak için gelir. Ruhu benim nezdimde diyor. Yani şu anda diyor ruhu onda değil. Ama bedeni secdede. Şimdi ruhu benim katımda, bedeni de seccadede, secdede. Görüyor musunuz şu kulumu diyor. Bu kulumla size iftihar ederim. Neden? E çünkü baksana ne kadar yorgunluğa rağmen orada secde yaparken daldı kaldı diyor. E siz yorulmuyorsunuz. Yemiyorsunuz, işmiyorsunuz. Erkeklik yok, düşürlük yok. Siz tabi yaparsınız buyuruyor. Sizi otomatiğe bağlamışım. Ama cihat, en büyük cihat. Ya bir teheccüde kalkmak kadar bir şey var mı ya? Bayram gecesi ibadetle hiyat uyumadan diren. Diren derken baktın ki ne okuduğunu anlayamıyorsun. O zaman namaza da durmak caiz değil. Anladın mı? Ama insan kendi, bizim başımıza geliyor. Böyle kılak ederken Birden bir ağırlık çıkıyor. Veyahut da uzun bir sure okurken bir şey ederken bir de baktın seccadede daldın yani. Bunu diyor. Yoksa sen daha namaza başlamadan zaten böyle yıkılıyorsun. Kafan başında diyken namaza duramazsın ki. Onu demiyoruz biz. Ama uzun kılanlarda bu vuku bulur diyoruz. Vuku bulur çünkü neden? Yani zaten az uyuyor, ibadetle ihya etmeye çalışıyor falan. Mevliya Allah'ın halleri. Onlar acayip. Onlar acayip ama bazı evliya da bakarsın yatakta zannetersin. O da yatıyor uyuyor zannedersin. Ya. Zünnünü Mısır Hazretleri. Mısır'dan adam gönderdi. Beyazıt Beslam Hazretleri'nin muhasırıydı. ne yapıyor geceleri acaba? Ebu Yezid gelmiş. Tamam güzel Adam da geldi takip etti. Ondan sonra baktı yattı yatsıdan sonra. Sabah kalktı onu imtihan ediyorum Allah Allah tabi devamlı zikir halindedir Beyazı Bestam Ariflerin Sultanı sonra o adam gitti o da merak ediyor Beyazı Bestam Ariflerin Sultanı nasıl olmuş koca zünnunu Mısır'ı yani dedi ki bu nasıl vaziyet dedi böyle yani nasıl dedi ya Allah, Allah vardır dedi bunda bir iş neyse tamam dedi bir mektup yazayım bir daha dedi yazdı bir mektup ulan Mısır nere, Bestam nere, adamlara bak ya ondan sonra bir daha gönderdi dedik işte Efendi Efendi Hazretleri işte ne buyuruyorsa o zaman tabirle tabiülle şey Efendi Hazretleri yani bu gece çok uyuduğunuza dair bir rivayet geldi bize sizin şeyinizi takip edenlerden yani uyumuşsunuz falan nasıl oluyor bu bunun manevi bir açıklaması var mıdır diye beyaz de ona cevap yazdı Dedi ki, efendim dedi, Allah'ın dostlarının, arif kullarının makamı o hale gelir ki, efendim kafile, yani evliya kafilesi sabaha kadar yol alır, o zatlar ise dedi, e, durduğu yerde kalır, yatar. Ama sabah, o sabaha kadar gidenden evvel maksadına varır. Deyince, kışa şey alamadı, o da onu aldı, cevap götürdü, zülümsel. Dedi bu zatın makamını biz anlayacak halimiz yok. Bu başka bir makamdan bahsediyor. Ya koca zünurun ben yetişemem dedi. Ya ne demek istiyor? Siz sabaha kadar uyanık durursunuz. Biz sabaha kalkarız. Sizden evvel varmışızdır. Biraz tamam sen. Ne konuşuyorsun? Yani bazen diyorum aldanabilirsin. Arif-i Billah bizzat, evliyalıdan bizzat uyuyor gibi bir şey. Allah Allah gece uyuyor falan. Yani sen anlamadığın işleri kafanı yorma abi senin gücün ne kadar sen gücüne kadar ibadetini yap abi evliya Allah hakkında konuş konuşma e ne diyor Allah Allah beyaz Pestami... ben diyor müritlerime dedim ki Allah Allah müritlerime dedim ki sizin biriniz imanlılardan cehenneme girenlere şefaat edip cehennemdekileri kurtaramıyorsanız müridim değilsiniz. Bütün müritlerine öyle demiş. Benim müridim olmak için şart o makama çıkacaksınız ki cehennemliklerin hepsine şefaat hakkı alabileceksiniz Allah'tan. Bitti. Bundan aşağısını mürit kabul etmiyor adam ya. Sen neden bahsediyorsun? Neden bahsediyorsun Ariflerin Sultanı? Allah Allah Beyaz Pestami. Yani yok böyle bir şey. Niye Ariflerin Sultanı demiş? Bütün evliya niye onu Ariflerin Sultanı demiş? Yani Cüneydi Bağdadileri hepsi niye onu kabul etmiş bu? Kolay bir şey mi yani Abdülkadir? Herkes Beyaz Pestami'den bahsediyor. Yani bütün bildiğimiz evliya Beyaz Pestami dediğim meydanız. Herkes onun sözlerini tevil etmeye uğraşıyor, tabir etmeye uğraşıyor, izah getirmeye uğraşıyor. Yani ne anlayacaksın yani? Allah Ahmet İbni Kadraveh, Evliya'nın reislerinden. Aman ya Rabbel Alem. Bin tane müridiyle geldi Beyazıt Bestami'ye biat etmeye. Bin tane müridiyle geldi. Müritlerine de ne dedi yolda? Dereden geçirdikler böyle. Şimdi şey, küçük dere değil. Deniz gibi. Gel dedi ki eğer dedi bu dereden e, hiç ayağı ıslanmadan yürüyerek Geçebilen varsa Beyazıt Pestamiye ancak onu götürebilirim ziyarete dedi. Yolda döküleni götüremem dedi yani. Ve Bini de Ahmet İbni Hatıra Bey çok büyük bir velidir yani. Onun e, yüz binlerce belki müridi var da o bin taneyi özel seçmiş zaten. O da biliyor makamları. Bini de ayakları ıslanmadan abi dereyi geçtiler. İsteyen seccadeyi seriyor, denizin derenin üstünde kılıyor. Ondan sonra beyaz peştemal Hazretleri'nin huzuruna girmeden, dedi yani aman kalbinizi kontrol edin. Şudur budur. Hepsi dereyi ıslanmadan geçmiş. O vaziyette müritlerine söylüyor yani. Kılıf öyle geldi. Öyle duruyorum. Sen dedi ne bu kadar geziyorsun dedi. Çok dolaşıyorsun dünyayı dedi. Beyaz peştemal çok seyahat edermiş Ahmet İbni Hatıra ve Hiratıyallahu e. Efendim dedi, su dedi, bir yerde çok durursa dedi, kokar dedi, bulanır dedi. Onun için dedi, duramıyorum bir yerde dedi, çok seyahat ediyorum Allah yolunda dedi. Ulema evliyaya dolaşıyorum dedi. E dedi, niye o zaman okyanus olmuyorsun dedi. Okyanus olursan dedi, hem yerinde durursun hem de bulanmazsın dedi. Yani o ne diyor? O ne diyor? Yani su, kaptaki suyu konuşuyorsun sen dedi yani. Deniz yerinde duruyor dedi. Deniz kokuyor mu dedi yani. Onun için bunlar bunlar bunlar. Akıl sır ermez. E şimdi onun gece ibadetine ne anlarsın sen? 30 sene zikrettim diyor. Sonra diyor süküt ettim, durdum diyor. Yani dille zikrediyorum. Devamlı dilim zikrediyor. 30 sene devamlı zikrediyorum. Bir durdum diyor. Baktım diyor Allah Allah aramdaki perde zikrimmiş diyor. Yani lafza takılmışım diyor yani. Sayıya takılmışım, lafza takılmışım. Bir sükut ettim diyor. Bir de baktım diyor. Mevla'ya vasıl olmuşum diyor ya. Hep böyle 30 sene, 40 seneyi konuşuyor. O 30 sene şöyle yaptım. 40 sene böyle yaptım. Ya Allah'a kavuşmanın yollarını bunlar kurmuş ya. Tarikat diyorsun. Tarikat nedir? Yoldur. Bütün bu yolları kuran en başta kim var? Cafer-i Sadık'tan sonra kim geliyor? Beyazıt Bestami geliyor. Yolları kurmuş. Onun için ibadet, ibadet, ibadet. Şimdi bayram gecesini ya onu ya bunu ya şu kadar atayım bu kadar sevap. Ben zaten faziletli ameller doldurmuşum ortalığı kitaplarla. Herkes bir şeyler yapıyor yapıyor falan. Sakın orada takılmayın diyor. Bazı kere ibadetten lezzet alırsınız diyor. O lezzet çok tehlikelidir diyor. Mühim olan lezzet almadan yapmak diyor. Çünkü çok lezzet alırsan diyor allah Teala orta derecedeki kullana diyor tat verir, lezzet verir. O lezzetten uğraşır Allah'a yakınlığı unutur diye. O da orada takılır diyor. Zaten diyor Mevla'nın kapısına vardım diyor. Mana aleminde Allah Allah. Parmaklarımın arasında bana bütün mahlukatı seyrettirdin. Bütün alemlerde ne yaratmış parmaklar. Şahan Aşmet de öyle diyor. Bütün aa, dünya önümde sofra gibi de, diyor diğer meşayih. Ben diyorum ki tırnağımın üzerinde diyor. Sofra bir ki biraz. Ben diyorum ki tırnağımın üzerinde. ya bunlar tabii. Kol başları bunlar büyükler. Ondan sonra. Bakın şimdi Allah'ın Mevla'nın kapısına vardım diyor. Oo, ne ulema var ne evliya var dünyada. Kapıda çok izdiham vardır. Diye gittim diyor. Mevla mekandan münezzet de manevi kapıyı söylüyor. Geldim kapıya baktım. Hiç izdiham yok diyor. Niye? Dünya ehli dünya ile meşgul. Allah'ın kapısında ne işi var? Ahiret ehli de şu sevabı alayım, bu mükafatı alayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Onlar da lafza takılmış, adede takılmış, sayıya takılmış. Kaç huri, kaç gılman. O da onun hesabının peşinde. Onlar da yüklenmiş ibadete. İnsanların ortalaması budur yani Müslümanların da. Takva sahiplerini konuşuyoruz tabii. Onlar da o ortalaması budur yani. Sonra diyor tasavvuf ehlinin durumuna bir baktım diyor. Onlar da kaftan, maftan, cübbe, sarık o dışlarını uğraşmak, e, uğraştırmak, tesbih, koku bir şeyler. Onlar da orada takılmış diyor. Ya dedim diyor çok büyük meşayih, böyle çok ulu meşayihtan kapıda kimler var? Baktım diyor işte var. Yani marifu kerhi var, şu var, var. Onları gördüm diyor. Onlara da baktım diyor Allah'ın aşkına muhabbetine gark olmuşlar. Kendilerinden geçmişler. Hayran vaziyette diyor. Bir tek onları Allah'ın kapısında gördüm. Öbürleri herkes bir tarafta diyor yani. Çok acayip şey ya. Kapıya vardım izdiham var zannettim. Hiç izdiham yok diyor. Yarım kilo kemik dağıtsan izdiham var ya. Yarım kilo kemik. Et de yok içinde yani. Kemik suyuna et yaparım diye kemiğe de tav oluruz yani biz kemik suyu çok faydalı. Yarım kilo kemik suyu pahalı bir şey yani. Fakir için. Yarım kilo, bir kilo kemiğe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani e, efendim, iki yağlı kemik dağıtsalar bu münafıklara sabahla yatsıyı hiç kaçırmazlardı. Bukhari hadis değil mi? Aynı ona benziyor. Yani bir kilo, yarım kilo eti de bırak kemiğe izdiham çıkar bu memleket. Çıkıyor zaten haberleri şurada burada bir, bir şey dağıtıyorlar. E, Turun etrafında yani e, soğuk su dağıtılıyor. De bir dondurma dağıtsan iznam çıkarıyor. Bir lira iki lira alıp bir şey. Ama yani fakir çok. Bazısı da fakir değil beleş bayılıyorum. Bedava mezar bulsan girecek yani. Bedava mezar bulsa girer. Bedava mı der? Bedava der tamam girer. Ya böyle de bir durum da var yani. Herkes de fakirliğinden izdiham yapmıyor. Kim bir de aç gözlülüğünden. Yani bak. Şu duruma bak. Kainat yaradan Allah'ın rızasının kapısı Allah'a Allah, Allah için olduğu için sevip ibadet etmek. Cennet için değil. O durumda izdiham yok diyor kapıda. Kapıda izdiham yok. Ne tehlikeli bir şey ya. Onun dönemindeki ulema evliya düşün. Delili sallatsan camiye gitsen yani ilk iki üç safta evliyadan sen giremezsin yani. Beyaz Bestami döneminde. Şimdiki İstanbul'da bir iki 3 evliya var mı? Türbünden ara yani. Beyaz Bestami döneminde Bestam'da camiye gitsen yani evliyadan giremezsin ki zaten normal vatandaş olarak. Yani herkes salih. Ama ama kapıda izdiham yok diyor. Hocam kardeşim ne diyeyim sana yani Bayram gecesi, faziletler, ibadetler. Ben anlatıyorum çok ama kanmayın. işin ruhu Allah'a yakınlık kesmetmektir. İşin ruhu çok sevap almak cennete girip cennette nimetlenmek değildir. Cennet sahibinden dolayı cennet oluyor. Lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. Biz ne? Yani tasavvuf derslerine çok ihtiyacımız var. Tasavvuf dersleri Ruhu ikaz ediyor, irşad Fakat biz ehl sünnet itikadını koruyalım. Milletin efendim, namaza başlatalım. Şunu yapalım. Haramdan sakındıralım. Zinadan kurtaralım. Kadınları kapatalım falan. Yani şeriatın zahiriyle ilgili zaruriyatı diniyeyi anlatmaktan hakikaten son, son senelerde özellikle işte FETÖ'cüler diyalog şeylerinden başladı. Bir 15 senelik 2000 yani 8'lerden 7'lerden başladı süreç. Yani hemen hemen 15 sene oldu. Yani biz ne yapacağız? Mecbur red diye reddiye reddiye milletin dinini, imanını kurtarmakla uğraşıyoruz. Fakat ee, fakat ee, bu arada tasavvuf ee, neşvesini kaybettik. Yani işin ihlas tarafı, kuşu tarafı, hudu tarafı efendim ee, ihmal ediliyor. Ben tabii nafile ibadetler işte, oruçlar, faziletli ameller bu gecede bir şeyler yine söyleyecektim. etti çok yok ibadetlere geçelim diye yatsı namazını cemaatle kılalım. Sabah namazını mutlaka cemaatle kılalım ki gecenin kümünü ihya sayılır mesela. Zaten bir adam yatsıyı cemaatle kılsa sabahın da cemaatine niyet etse yatarken. Yani uyuma demedik biz yani. Kim anladı öyle hiç uyumayın diye bir şey demedik yani. E, kandillerinizi söndürmeyin. Yani bu ibadeti artırın manasına geliyor. Uyumayabiliyorsan hiç uyuma. Ya dayanamıyorsan, dayanamıyorsan uyu biraz. Evet. Yatarken diyor sabah namazında cemaat kalkacağım, cemaata gideceğim diye niyet ettiği zaman bitti. Eğer Allah onun yani uyandırmadı da bazı beşeri yeterleri var. Şarj bitiyor. Tabi e, tabii tedbirli olacaksın ama e, ceren kesiliyor. Orada cerene bağlıysa bir şeyi kurmuşsun. O ceren kesildi diye o çalmıyor. veya veyahut adam çalsa uyanamıyor. Veyahut gidiyor uyur gezer gibi kapatıyor bir daha yatıyor. Bunlar Mevla seni görüyor. Uyandın mı uyanmadın mı? Bu adam sabah da namazına cemaata gideceğim diye niyetle yattıysa da yine o gecenin tümünü hiyaya yazarım buyuruyor. Yani hadis-i şerif böyle izah ediliyor. Sabah namazının da cemaata niyetle uyuyacak. E tabi niyet edecek, amel de edecek tabi. Niyet eden kalkacak, amel edecek. Yemeğe niyet ediyorsun sonra da kaşığı sallıyorsun yani. Bu iş böyle. Niyet ettim. Ondan sonra uyumağımı niyet ettin? Namaza niyet ettin. Da kalkacaksın. Şimdi... Bu itibarla bu mübarek, ama şunu demek istedim. Bazı ulemadan zatlar var, evliyadan zatlar var, salih zatlardan var. İşte efendim e, ya bayram gecesi yatmış aşağı, uyumuş falan. Bu hareketleri yapmayın, konuya oradan girdim. Yani e, salih zatların, e, yani takvan sahibi insanların nefesleri de tespittir, durumlarına göredir. İnsanın hasta olanı vardır, senin vakıf olmadığın haller vardır falan falan böyle insanları ben bu gece uyumuyorum sen ne uyuyorsun falan böyle mesaj atarak telefon atarak taciz ederek yani şunu demek istiyorum bunlarda riya tehlikesi olan amellerdir nafile oldukları için riya tehlikesi olanlarda kimsenin görmediği yerlerde tenalarda yapmakta eftaliyet vardır eftaliyet vardır bu itibarla e mesaj atayım telefonu açayım derken teşvik yapayım derken yani bir tahkire de düşeriz ne uyuyorsun ya bilmem ne. Bu hareketler de İslam'ın ruhuna zıttır. Tasavvufa zıttır yani. Bunu yapmayın. Hatta içinize şunu sindirin. Kalbinize şunu, şu itikadı işletin. Onun yatması benim sabaha kadar ibadetimden eftaldir. Niye? O benim kardeşimin ilmi daha fazladır, hafızdır, Kur'an ehlidir, zikir ehlidir. O benden daha takmadır falan. Kendini... Üstün görmüyorsun. Onu üstün görüyorsun. Ya adam sabaha kadar yattı kardeşim. Ya kardeşim sabaha kadar yatsa bile ben sabaha kadar ibadet etsem bile e, ya senden küçüktür ya senden büyüktür. Senden büyükse onun daha fazla Ramazan'ı, ibadeti, Kadir Gecesi geçirmiştir. Onun için benden haftadır. Senden küçükse o zaman onun günahı benden azdır yaşı itibarıyla. Bu şekilde diyor ulema nefisle mücadelede kendini üstün görmemenin usullerini geliştireceksin. Usullerini geliştireceksin. Bu itibarla masiyetün <mâsü> evraset dürlemen ki sara hayrun taatin evraset izen ve istikbara diyor. Hükemi Atayye'de İbn Atayye İskender Hazretleri Halid Bağdadi de Risale-i Halide'sinde bunu naklediyor. Bir günah ki adama tevazu ve e, boyun kırıklığı veriyor. O günah e, insana ululuk kibir getiren ibadetten hayırlıdır. Hiç günah ibadetten hayırlı olur mu? Olmaz. Ama neticesine bakıyoruz. Neticesinde bu günahın peşinde sen istiğfara e, yöneliyorsun ve kafanı eğiyorsun. Kendini alçak görüyorsun. Ama bir ibadetin peşinde havalanıyorsan, kendini herkesten üstün görüyorsan, bre gafiller bilmem ne, bayram namazına gelmişler, sabah namazına da cemaata gelmemişler, öbürü de kılmamışlar. Ondan sonra biz geceden beri uyanık duruyoruz. Şu cami cemaatine bak, ruhsuz herifler bilmem ne bu hareketlere. Girme tehlikesi ben görüyorum bazılarında. Bazılarında. Onun için e, o kibre düşüren e, gece kıyamı e, neticesi itibariyle ne oldu? Öbürünün günaha düştükten sonraki tevazu halinden beter oldu yani. Beter oldu. Bunlar e, bizim kulağımıza devamlı küpe olsun. Benim ne günahlarım var? Kendi günahlarını bir düşün. Kendi günahlarını düşün sen adam. Adam zaten takva sahibi. Adam zaten günah düşmüyor ki. Günah düşmüyorsa fazla nafile ibadete de çok ihtiyacı yok. Çünkü neden? E zaten takva ile cennete giriliyor. Böyle hesaplar yapacaksın. adamı kendinden üstün görmenin yollarını arayacağız. Şimdi bu gece, on gecelerden ama bir de özellikle ve leyli ile yesir. Geçip giden geceye yemin ederim diyor. Çünkü geçip gittiği zaman sabahında bu kurban bayramı. O geceye diyor. On gecelerden sonra bir de o geceye diyor. O hangi gece diyor? Mücahit radıyallahu anh, Ekrime radıyallahu tabiinin müfessirlerinden ikisi de diyor ki bu kurban bayramı gecesidir. Yani bu geceye Mevla yemin ediyor. Cuma gecesi olması ayrı bir fazilet. O birleşti. Ama bu geceye Mevla özellikle yemin ediyor. Ayet-i Kerimesi'nde. Peşine de ne buyuruyor? Bu yeminde akıl sahiplerinin ...alacağı bir nasip var mıdır diyor yani. Zerre kadar aklı olan diyor... ...bundan nasibini aldı mı diyor... ...ben niye yemin ediyorum acaba bayram gecesi. Yine hadis-i şerifte... ...İbnül Cevzi bunu rivayet ediyor. Ne buyurur? Leyletü cem'in... ta'dil leyletel kadri... ...efendim... ...cem' gecesi... ...cem' neyin adıdır? Müjdelife'nin adı. de vakfede toplanıyor. Bu gece şimdi hacılar... Arafat'tan dönüyorlar. Bu sene tabii bütün dünyadan kesildi ama az kişi gitmiştir. Yine de yani oradaki yerlilerden vesaire hac yapılıyor. Ee, Müzdelife vakfesi gecesidir. Yani kurban bayramı gecesidir. Çünkü bu gecenin sabahında e, vakfe yapılıyor. Müzdelife'de. E, i̇çtima oluyor vakfe için. Cem toplanmak demek zaten. E, Türkçeleşmiş artık Arapçadır. E, bu itibarla ne buyuruyor? Leyletü cem'in ta'dil leyletel kadri. Eee Zaten bu özellikle beyan ediliyor. Kurban bayramı gecesi Kadir gecesine denktir. Bunu zaten 10 e, gecelerden olması hasebiyle olması hasebiyle zaten biliyoruz. Fakat bu da özellikle Kadir gecesine denktir. Bir de Cuma gecesi oldu. Çift dikiş, üç dikiş ne dersen de. İbadetle ihyası müstahap. Şimdi Gecenin fazileti hakkında gecenin ibadette geçme. Önce orucu söyleyeyim. Orucu ya ne orucu hoca ya. Yarın bayram. Kurban etinden yiyene kadar kendi kurban etinden. Kendin kurban kesmiyorsan veya dışarılara vekalet vermişsen eti sana gelmeyecekse o zaman bayram namazı kılana kadar. E kadınlar o bayram namazına gitmiyor, kılmıyorsa e, vacip değil. O zaman onlar da bayram namazının vakti geçmiyor. Yani imsaktan sonra dört saat. Diğer hadis şerif bunu beyan ediyor. İmsaktan sonra dört saat. Şu anda imsak dördü beş geçecek. Koy üstüne dört. Zaten çoktan işrak kuşluk olmuş oluyor. Anladın mı? Sekiz. Yani sekizde. Zaten şuna bayram namazı. Çoktan bitiyor. İmsaktan sonra ki dört saat. Burada ee, oruç tutmaktan bunu kastediyorum. Ama acayip bir şey yani. Aklınız ee, durur ya. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Mesela ne buyuruyor bir hadis-i şerifte? ve ee, men sâme yemen nehar kim kurban bayramı gününde bir şey yemezse ne zamana kadar ilâ yusallâ Bayram namazını kılana kadar yarın. Ya yani bayram namazı bitene kadar. Burada mesela kendi kurbanının çünkü kurban ekseri insanlar fakir şu bu kesmeyen var. Onun için bu genel. Bayram namazını kılana kadar yemezse fe kendi Allah sittin elfe sene. 60 sene ibadet sevabı yazıyor. 60 sene. Bütün gün oruç yok. Oruç yok. Bayram oruç mu olur? Bayram namazını kılın arkada yemezse diyor. Ramazan'da yiyeceksiniz diyor. Sünnet-i Müslüman hurma yiyin diyor. Helva yiyin diyor. Çünkü neden? Bir gün evvel Ramazan'da oruca niyet ettin ya. Bugün oruç tutmuyorum manasında göstermek için. Bunda da ne buyuruyor? Bunda da yemek. Diyor. İmsak aynı. İmsak aynı. Yani kadar yediğin, e, imsak kadar yedi, yiyebilirsin, içebilirsin. i̇msak dördü, dört geçe, beş geçe neyse. Yöresel değişiyor dakikalar. Ee, o vakte kadar yemek içmek için ondan sonra tutuyorsun ağzını. Ama şeker hastasıyım ben şekerim düştü. Ya şekerin şekerin düşerse tabii içersin şekerin düşerse Ramazan orucunu bile bozarsın. Yani zaten tut, tutturmazlar sana işte insülin hastasın tip 1'e bilmem neye. Onu konuşmuyoruz. Hastaya ustaya konuşmuyoruz. Veyahut dakikalık ilacı var mühim. Hayati bir ilaç vitamin hapı değil yani o anda içmesi gerekiyor. Bunu konuşmuyorum ya ben normal 9 e, gün tuttunuz ya ...dokuz gün Arefe günü bugün tuttunuz çoğunuz. Yani bugün tutan için konuşuyoruz. Sağlığı saati yerinde onun. 60 sene ibadet. Allah Allah. Bak ne buyurur Kabe İbni Malik radıyallahu anh rivayetinde ben şaşırıyorum buna <laughs> yani bu İslamiyet akılla mantıkla çözecek bir şey değil. Ve ya mulatha kurban bayramı günü erbaşı atiminu onun dört saati ilk dört saati yani işte şu anda ben size söylüyorum. Tam saati söylüyorum. Bayram namazına giden namaz. Ama ilk dört saat zaten kendi kurbanını kendi kesen de bu dört saatte hemen ciğerini yerini bir şey pişirip yiyebilir yani. Camiden çıkıp gidiyorsa hemen kurban. Eskiden öyleydi şimdi bu. Yani işte vekalet işte, döndük hepimiz falan. Kendimiz keserdik. Babamın şeyine giderdik. İşte efendim, namazdan doğru orada ke kesildiğine şahit olduk. Ciğeri pişirilirdi. Böyle yerde. Çocukluğumuzda falan böyleydi. Bu son zamanlar yani hepten ne bayram kaldı ne seyran kaldı. bayramla tatile döndü zaten. Ondan sonra herkes bir tarafa gider oldu falan. Bir de vekalet verirse ama kendim kesmeyeyim. E şimdi tabii bahçende kesemezsin. Orada kesemezsin. Burada kesemezsin. Belediyenin tahan ettiği yere keseceksin falan. Bu da insanlara tabii çok zorladı yani. Çünkü oralarda kuyruk sıra var. Sana veriyor vakit. E kardeşim kendi kurbanımın etinden yiyeceğim. Adam demiş sana gündüz dörtte senin sınan gelecek. Ya yani dörde kadar adam açlıktan ölecek. Bayram günü oruç tutup arama girecek yani. Dolayısıyla işin şeyi kaçtı. Sünnet müstahap edep kültürü gitti yani. Bitti. Maalesef. Erbağ saati Kurban bayramının dört saati. ilk dört saat. Tadilu savme miyeti elfi sene. Bak diyor bayram günü diyor. Oruç tutmak haram. Ama diyor 4 saat bir şey yeme diyor. Yüz bin sene oruca denktir. Yüz bin sene. İslamiyet akıl ermez. Mesela ne buyuruyor diğer hadis-i şerifteki rivatte? Efendim, Muzmarat şehrinde bu e, geçiyor. Camiül Muzmarat isimli eserde Yeni basıldı. Güzel basıldı. 7-8 cilt, 9 cilt kuduru şehri bu. Ondan sonra. Men sahmeyemen nehr hatta yusalliye ve şefaati. E, bayram namazı kılana kadar e, bir şey yemeyene şefaatim vacip olur diyor yani bunu da bu sene söylüyorum ha ilk neden e, ben de bu kadar biliyordum da böyle bir faziletler yeni gördüm şimdi yeni gördüğüm şey ben sana ne diyeyim anladım bu itibarla e, bayram namazına çıkmanın zaten artık o onun fazileti e, her şeyin ötesinde Şimdi yarınki günle ilgili söyledim. Bu geceyle ilgili söyleyecek olursam ne buyurur hadis-i şerifte? Men kâme Kim iki bayram gecesini ibadetle işte bu kıyam. Kıyamın yatsı cemaatle kılan, sabah cemaatle kılana gecenin ihya sevabı Müslüman adresine de vaat ediyor. Fakat ulema buyuruyor ki bir, gece, bir geceyi ihya ederse veya kıyamda bulunursa diye hadislerde geçen genel ifadelerin tabiri muhaşşiler yani şarihler hazaratı şurrahi kiram buyuruyorlar ki gecenin ekseriyetini namazda ve ayakta manasına gelir diyor. Gecenin ekseriyetini namazın kıyamında yani uzun okumaktan bahsediyor. Ama e, tabi bu rekat fazlalığı da aynı şeye gelir. Ee, ama bu Kur'an tilaveti de salavat-ı şerife, istiğfar, sureler, faziletli sureler. Bunların çoğunu insanlar ezbere bilmiyor ki namazda okusun yani. Yasin-i tebarek'i kim ezber okuyacak namazda yani? Dolayısıyla bu Kur'an tilaveti buna dahil. Bunlar hep kıyama, ihyaya kesin dahil de. Kıyam ayakta durma tabir olduğu için orada gecenin ekserisinin namazda geçirilmesi ve ayakta geçirilmesi manasını vermişler. Dolayısıyla işte kandillerinizi söndürmeyini anladınız mı ne demek yani? Kıyam yani ne demek? Ekseriyeti saat ve dakika itibariyle yani ekseriyeti ibadette geçirilmesi uygundur. Kim iki bayram gecesi ibadetle geçirirse muhtesim lillah. sırf Allah için niyet edecek. İhlaslı olacak, gösterişten uzak duracak e, ve sevabını Allah'tan umacak. Bu mübarek geceyi Allah'ın en değer verdiği, yarınki gün Allah'ın Allah de günlerinin en büyüğü. Ee, bu kadar kurban Allah için e, canını verecek yani bu kadar insanlar kan akıtacaklar Allah için yani çok büyük bir gün ne belalar kalkıyor bu kurbanlar ümmetine. Onun için o günün de gecesi bu mübarek Bu tabi cuma gecesi ayrı bir fazilet. Onu her zaman var. Böyle yaparsa buyuruyor Lem yemut kalbu yeme mutul ulub. Kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Şimdi bu e, İbn-i Mace rivayet ediyor. Daha birçok kaynakta geçiyor. Ama İbn-i Mace kötü bir ciddi hadisi yani. Ondan sonra bana nereden çıkarıyorsun bu gecelerin namazlarını şeyini? Ya İbn-i Mace bayram gecesini kıyam diyor. Kıyam ne demek? E, diğer hadis-i şerifte ne İbn-i şey, Ubade bin Samit radıyallahu anh'a rivayet ediyor hadis-i şerifte. Taberani'de geçiyor. Mocam-ül Efsat'ta bunda kaynağı. Men sallâ leylitil fıtr <laughs> ve kim Ramazan bayramı gecesiyle kurban bayramı gecesinde namaz kılarsa diyor. Ne namazı kılarsa yani? Yatsı namazını mı? Kardeşim yatsı farz. E vitir namazı mı? Ya vitir vacip. Amelen farz. Kazası gerekir terk etsen. Sabah namazı mı yani? Sabah namazı zaten gece bitmiş oluyor da. İmsaktan sonra olduğu için onu konuştum. E bayram gecesi kim namaz kılarsa diyor. Ne demek yani? Akşamı yatsı kılarsa mı demek yani? Belli ki nafile namaz yani. Çünkü farzla ilgili böyle bir müjde niye versin? Borç. E öbür hadis i̇bn Mace'de kıyam diyor. Burada da namaz diyor. E kıyam namazın kıyam. Biliyorsunuz namazın birçok ayetlerde ve kumu Allah için kıyam durun ayetinde kıyam kelimesi geçiyor. Ama tefsirlere baksa bütün manası namaz kılın. Çünkü namazın en büyük rüknü cüzü kıyam, kıraat, rükû, sücüt diyorsun. Efendim kıraat da zaten kıyamda yapılıyor. Ee, en fazla bir insan namaz kılarken nerede duruyor namazda? Kıyamda. Onun için ekseri e, vakti kıyamda geçtiği için sadece kıyam denilip de Kur'an'da namaz kastedildiği ayet var. E ondan sonra bayram gecesinin namazı nereden çıktı? Ya kardeşim bir i kıyam diyor. E, Taberani hadisinde salla diyor. Namaz diyor. Bu farz namaz olmadığı belli. Niye? E bütün Müslümanlar farz namazı kılmak zorunda akşam yatsı. Zaten kılacak adam bu gece. E buna böyle özel bir müjde niye verilecek? Zaten namaz kılan borcunu düşürüyor, farzının sevabını alıyor. Ama bu diyor ki bayram geceleri özel namaz kılarsa lem yemut kalbu yemutul kulub. Kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Şimdi bu kitap da yeni geldi ama eski. 770 yani 700 800 senelik kitap İbn Ebi Hacele. Çok büyük alim el er misani evliya Allah'ın ulemanın reislerinden İbn Hacer Askalani bile bundan nakil yapıyor. Koca İbn Hacer. Civarul Ahyar fi Daril Karar diye çok muazzam bir eser yani. Bunu bitirdim işte burada 4-5 sayfa not aldım. Bu sabah yine 2 saat bununla uğraş mesela. Her tarafı not. Şunlar hep benim el notlarım yani. Şuralar bütün işte size oralardan nakiller yapıyorum. Burası böyle. Her taraf. Allah-u yardım etsin. Efendim 6-7 sayfa not var mesela. Burada. Şimdi kalplerin öldüğü günde. Kalplerin öldüğü gün ne demek biliyor musun? Gaflete düştüğü gün. Gaflete düşmesi demektir. Çünkü çünkü e, e, Meselü lezi ve lezi meselü Zikreden zikretmeyenin hali neye benzer diyor sahih Bukhari hadisi. Zikreden diri zikretmeyen ölü. Ama kalbin zikri, dilin zikri değil. Piyas ne dedi? 30 sene zikir, ağızdan devamlı zikir ama bir durdurdum dedi. Bir de baktım kalbe vaziyete. 30 senedir yani boşa demeyelim şimdi ama Allah'a manen yaklaşmak, vasıl olma meselesini konuşuyor. Kalp zikirde olmazsa dilden zikirden sevap alırsın. Mukarribattan olmaz. Yani mane, manevi perdeleri açmaz. Sevap kazanmak başkadır. Manevi yakınlık başkadır. Kurbu ilahi. Tarikata girmek, tasavvuf, tarikat dersleri maksat, rabıta, murakabe bütün bunlar kalbin zikrine ne, yol açmaktır. Dilin zikri vasıtadır yani. Sevap kazandırır mukarribattan değil. İmam Rabbani beyanı ve cile. Şimdi insan öleceği zaman e, iblis Son nefeste zaten geliyor. Adamı kavur etmek için. E, imansız öldürmek için. E, zaten o hayret zaman Hayret şaşkınlık demek. Bu şaşkınlık anı... Kalp gaflete düşüyor. Yahu kardeşim... Başımız ağrıyor, zikredecek halimiz kalmıyor. Dişimiz ağrıyor, zikredecek halimiz kalmıyor. Karnımız ağrıyor, zikredecek halimiz kalmıyor. Biraz iltihap oldum, affedersiniz. E, bevlim'de kan, kanamalar oldu. Bir iki gün yani... Feleğim şaştı yani, kafam döndü yani. İltihap da bir yükseldi. Ondan sonra şu vaziyette tam bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mübarek geceler ya bizi mi buldu şimdi tamam ibadet yapacaktık falan. Tabii bahane yapma yok. hasta de yapılır. Ama işte en ufak bir e, sıkıntılı haber, üzücü haber. Bir telefon geliyor, adam bütün zikir mikir koydu kenara. Ama şimdi anamın başı ağrıyormuş, kızıma şöyle olmuş. Ya kardeşim tamam da zikrine mani değil. Yani bir de düşün ki ölüm sarhoşluğu gelmiş yani ölüm. Canın çekiliyor yani. Efendim, bin tane kılıç darbesi her parçana vurulmaktan alır yani. Bin darbe bir yerine vuruluyor gibi vuruluyor yani. Burada adam Allah'a kelime-i şehadet deme, zikir. Kolayca mı ya? Telkin niye meşru edilmiş? Niye telkin? Hacı hoca demeyeceksin. Evliya bile olsa telkin yapacaksın. Tabi evliya Allah'tan olsa o manevi halini anlar o. o sorun yok. Onlar hadis rivayet ederken, senedini zikrederken ölürler yani. Ate tefsir ederken ölürler. Onların makamı Ama sen yine vazifeni yap diyor. Telkinini yap diyor. İbni Ebi Şeybi Hazretleri kocamız. Anne söyledi dedi. Evladım dedi. Sakın dedi. Ben dedi komaya giderim. Ölmek üzereyim. Bana kelimeyi telkinimi unutma dedi bak. Annesi çok abi de salih katun yani. O tabii zaten la ilahe illallah ölecekleriniz. la ilahe illallah telkin yapın hadisin emir var. O da baş muhaddis Bukhari'nin şeyhi ya. Geldi orada annesinin yanında annesi dağılmış yani ölüm şeyine girmiş, sekerata girmiş. o yine telkinini yaptı. İşte annesinin zaten zorlama yok biliyorsunuz orada. Çünkü manevi hali belli olmaz. Bazısının dili de dönmez kalpten zikreder falan. Çünkü ölüyor adam. Kadın neyse yani. Ondan sonra o gece defnetti. Rüyasına girdi. Evladım dedi sana hakkımı helal ettim. Benim vasiyetimi tuttun dedi. Ölüm anında dedi bir iblis bir bir karkaşa bir fırtına az kalsın la ilahe illallah demeyi unutuyordum. Diyemeden gidiyordum dedi ya. Benim vasiyetimi tuttun dedi. Bak kabir yani öldüğü ilk gecesi gör rüyasına git oğlunun. Onun için kalplerin öldüğü günde diyor. Bu bayram gecenin ibadeti neden önemli? Son nefeste imanlı ölme müjdesini veriyor garantisi. Çünkü son nefese kadar işi götürmek büyük bir dert. Koca Ali Adelmen, 120 yaşına kadar üstü hatime duası isteyip duruyor gelenden gidenden. Bir de son nefeste güzel kelime-i ile zikirle gidebilmek bu. Ya 200 sene mağarada sırf ibadet eden Bersuysa ne oldu? Kafir öldü ya. İblis geldi dedi bana secde et. Ya dedi dar ağacındayım. Kafamı eğecek halim mi var? Dedi yani secde edemiyorsun. Kalbinle bile bana dedi teslim ol dedi. Ben seni kurtaracağım dedi. Ve Bersuysa kafir gitti. Velam İbni Bağur'a kafir. İsmi Azam'ı buluyordu. Musa Aleyhisselam'a karşı bile dua tutturmuş adam ya şimdi bu bu, iş, bu bu son nefes onun için iki bayram gecesini ibadetle geçen namaz kılan bayram gecesi namazı kılan kalbi ölmez. Bu kalbi ölmeze dikkat edin. Hangi e, zikirde ve duada kalbi ölmez deniyorsa imansız ölmez. Kalplerin öldüğü gün ne zaman son nefeste bir şaşkınlık, bir bocalama iblis bir gelir, ulema evliya dinlemez ha. Herkes son nefesten korkuyor bütün ulema evliya meşayih ne kadar uğraştılar. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis duasında Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Bu Davud'da geçiyor. Ne dua diyor? İşte Allah'ım enni bu bi vel harakı vel hedmi. Bak. Boğularak ölmekten sana sığınırım. Yanarak ölmekten sana sığınırım. Göçük altında kalarak ölmekten sana sığınırım. Bu zannedersen bizim bulaşacağı saklar kitabının hangi cilde bilmiyorum. Bunu da almıştım. Ve a'udü şeytan mevt. Kainatın efendisi ya. İblis ona ne yapabilir? Bize öğretiyor. Ya Rabbi ölüm anında şeytanın beni hapt aklımı gidermesinden, beni fesata uğratmasından, kafamı karıştırıp boz, bozmasından, dinimi imanımı bozmasından sana sığınırım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sığınıyor. Sen nasıl korkmayacaksın ya? Onun için e, ee, İmam Kurtubi Hazretleri Mürcik de diyor. Ölüm anında bir şeytan sağına gelir. Bir şeytan soluna gelir. Sağdaki babasının şeklinde gelir. Aynı baban. Bu taraftan perde kapanıyor, O taraftan perde açıyor. Bakıyorsun baban gelmiş sağına oturmuş. Senin baban yani. Hiç şey farkı yok. Annen de gelmiş soluna. Diyor ki o Oğulcağızım diyor. Bak ben sana çok şefkatliydim. Seni çok seviyorum efendim. E, fakat sen diyor bu İslam dini üzere ölürsen e, ilersin çok kötü. Ahiretin berbat olacak. Bu yanlış yolda gitmişiz bugüne kadar. E, ben bu şeyi anladım. E, sen nasıl Hristiyanlık dini üzere ölürsen kurtaracaksın diyor. Dinlerin en hayırlısı odur diyor. Haşa. Solundaki annesini şekilde geliyor. Ey benim oğulcağızım diyor. Bak aynı böyle konuşuyor. Bak ne dediği kelimesine kadar Ulema, evliya hadislerden almış yani. Benim karnım sana e, zırh gibi e, kılıflık yaptı. Benim göğüslerim sana, seni su vardı, seni içirdi, emzirdi. Ya benim uyluklarım, dizlerim, senin yatağın, döşeğin oldu hani sallaya sallaya seni uyuttum bu kadar sene. Yani, Yahu diliktiğin üzere öl diyor. En hayırlı din odur diyor. Bu diyor, e, perişan olacaksın diyor. Allah Allah. İbn-i Ebi Hacel-i bunu bunu diyor, İmam-ı Gazali bunu zikrediyor. zikrediyor. Keşf-i Ulu, sende. Bütün ulema bunu, bunu zikrediyor. Sen ne diyorsun ya? Ondan sonra efendim can boğaza geldiği zaman bir daha geliyor Allah Allah. Ve heblen rahme, Ya Rabbi bize tarafından rahmetini bahşeyle. O dua mesela innekentel vehab meşhur bir duadır. O duadaki rahmetini bahşeyle ne demekmiş biliyor musun? Bazı alimler tefsir etmişler. Ya Rabbi ölürken rahmetini yani Cibril'i bize gönder de şeytanı tart etsin diyor. Yani şeytanı bizden kovsun. Onun için kalplerin öldüğü gün boşuna denmiyor kardeşim. Sen ne diyorsun? Ondan sonra Cibril aleyhisselam geliyor. Şeytanı kovuyor. Adam zaten Müslüman yaşamış. Müslüman öl ölmek üzere. Bu sefer Cebrail aleyhisselamı görünce o ölen kişi tebessüm ediyor. Bazıları Acayip gülerler vefat ederken yani. tebessümle ölüler. İşte o Cebrail Aleyhisselam'ı görünce tebessüm ediyor. İblisi kovduğu için. Tebessüm ediyor. Ondan sonra çok böyle... Ben de cenaze yıkanam, yıkanmasına yüzünü açmıyorsam... Çok insanın hukukum olduğu için baktım. Öyle. Öl, gülerek ölenleri, gülenleri gördüm yani. Dişlerini zor kapatıyorsun. Bir kapatıyorsun bir de açılıyor gülme. Allah Allah. Allah'ın rahmeti kendilerine gelenler. Ondan sonra... Ey filan beni tanımadın mı diyor. Ben Cibril'im diyor. Bunlar senin düşmanların, şeytanlar geldiler sana. Yahudilik nasraniye teklif ettiler sana. Sen milleti hanifiye üzere, şeriatı İslam üzere vefat edeceksin. Ee, o zaman öyle bir seviniyor işte bize tarafından rahmetini hibe eyle. Onun için kardeşim bunlar acayip bir şey. Ama e, tabii e, anlaşılmayan işler var. E, İmam Ebu'l Abbas Ahmed İbni Ömer Kurtubi Hazretleri diyor ki Ebu Cafer bin Ahmed el Kurtubi Kurtuba'da ta o zaman Endülüs İslam Devleti dönemi yani bu sana ya. bin sene yakın işler. E, tam ölüm döşeğinde diyor geldim diyor La ilahe illallah telkin yaptım diyor yani kelime-i tevhid yanında o tabi ölüm döşeğinde başladı diyor diyor ki La 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 e, La yok demek. İlerisi gelmiyor. ya e, bu da büyük ulemadan evliyadan. Allah Allah, la ilahe illallah diyemiyor. La 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 diyor. Çok diyorum oralemiz azalıyor. Sonra vefat edecek beklerken ayıldı diyor. Ayılınca dedi ki ya Marek biz sana kelimeyi tevhid ediyoruz. Sen la 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 deyip duruyorsun. Dedi ki diyor, ya ben sizi duymuyorum ki. Ölüm sekeratına girdim o ara. E, girince e, sizin sesiniz gelmiyor ki bana. Bana diyor, iki tane şeytan gel. Biri sağıma oturdu, biri soluma oturdu. Biri Yahudi öl diyor, biri Hristiyan öl. Dinlerinden hayırlısı odur, budur. Ben ona diyorum la, ya defol git. Öbürüne diyorum la, şeytanlara diyorum la. Size demiyorum ki la. Allah Allah. Onun için e, ben Tirmizi'de, Nesai'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in rivayet onların rivayet ettiği hadis-i şerifi yazdım. Ee, o hadise göre şeytan sizin birinize ölürken gelir Yahudi öl, Hristiyan öl diye teklif eder onların cevabında la demek düşer yani hayır devol git diye. Onun için salihlerde bu rivayetler, bu tip rivayetler e, çok e, dolayısıyla e, Ahmetli Hanbel de e, Ahmetli Hanbel'e de böyle bir durum oldu yani oğlu çok üzüldü yani tam vefat ediyor işte, la diyor e, falan yani zikir üzere değil de böyle bir mücadele e, yapıyor. Bir de e, la badu henüz değil henüz değil ne henüz değil nedir yani halbuki orada beklenir ki zikir yapsın. Sonra ayılıyor. Ayılınca yine oğlu soruyor. Baba böyle bir şey oldu. Rastladık ama ne olduğunu anlamadık. Ya diyor şeytan geldi bana. E tabi Yahudi diyor Hristiyan öl diyecek hali yok. Ahmet bin e yutturamaz da. Ahmet bin e de demiş ki benden kurtuldun artık. Helal olsun ne mübarek adamsın cennete gidiyorsun. Ona dedim ki diyor henüz kurtulamadım senden. Çünkü neden daha ölmedim ki. İmanlı ölürsem anlaşılacak. Beni şimdi yine başka bir dolap çeviriyorsun beni kandırma avroşusun. Henüz kurtulamadım senden. Ona diyormuş henüz kurtulamadım diye yani. Dolayısıyla meşayihtan böyle nakiller çok var. Yani düşün ki... Kardeşim... Baksana onu diyor Allah Allah. Oğlu Abdullah İbni Ahmet İbni e, Hanbel öyle diyor. Babam diyor. Elimde hırka var diyor. Sakalını bağlamaya uğraşıyorum diyor. Yani e, o sonra yine ayılıyor. Gözlerini açıyor. La Bâdü La badu. Henüz değil henüz değil. Öyle bağırıyor diyor. Ondan sonra Allah Allah. Yani koca müçtehitler iblisle ölürken uğraştılar ya. Koca müçtehitler. Biz bu mücadeleyi nasıl kazanabiliriz? Ehli sünnet itikadı ehl-i sünnet itikadı ha, o burada varmış. Bu, bu dua Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası hangi sayfa? Neyi buldun sen şimdi burada? Öyle bir şey demedim ki ben. Hayır, ölüm anında şeytanın beni kapmasından sana sığınırım. Bu, bu değil. Ölüm anında acaba başka bir şey mi? Ölüm anında iblisin beni Allah'ım ve ne'a'ucu bike minel gharkı vel harakı vel edmi ve'a'ucu bike yani bunda olma, ben çok kitap yazdığımız için hangisinde olduğuna tam şüpheliyim, böyle bir şey hatırlıyorum ama. Ölüm anı, bunda olabilir ya birde ya ikide. Ölüm anında şeytanın beni kapmasından, kapması demek imanımı kapması ya Resulullah sığınıyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için kardeşler çok imansız ölenler oldu. Bunların durumunu düşündüğümüz zaman e, ee, insanın yaptığı günahlar Allah muhafaza son nefeste imanına kastedebilir, sebebiyet verebilir. Bu hususta özel e, bir ders e, yapacağım bu kitaptan inşallah Önceki önümüzdeki hafta Perşembe sohbetinde de e, yine bu konuda yani önümüzdeki bu, bu önümüzdeki perşembe inşallah onu da sohbette kaçırmayın. E, o derste hazırlayacağım inşallah o derste de e, bu konular ile ilgili bir ders hazırladım size inşallah. Ee, şu anda vakitimiz dar. Efendim, e, adama ne deniyor? La ilahe illallah deniyor. Bak burada kitapta diyor. Ah ah diyor. La istatü enaküla. Demeye güç yetiremiyorum. Bak konuşuyor bülbül gibi. Demeye güç yetiremiyorum. Yani, hani benim eski vaazlarda var. deditmiyorlar bana. deditmiyorlar bana. Öbürüne diyor. La ilahe illallah söyle. Adam Müslüman göğe ölürken ediyor. E, şahmat diyor. Şatrançla uğraşmış demek. Neyle uğraşıyorsun, Nasıl yaşarsanız şöyle şahmat diyor. E, gidiyor. Ondan sonra öbürüne la la la, la. diyorlar. O adam diyor ki işrap peskini. Sen iş biraz da bana ver. Herhalde şarap masalarında bulunmuş. Sen iş biraz da bana ver. O da öyle diyor yani. Daha neler 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 neler, neler. Allah Allah. Yani öbürüne kelime-i teklif e, kelime-i tevhid teklif ediliyor. Adam ondan sonra efendim e, efendim sayıyor işte. E, biri ona, öbürü on bire, öbürü on ikiye. İşte neyse pazarcı mıydı? Me 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 meyvacı mıydı? Sebze neyse bir şey sattığı bir şey yani. La ya ilahe illallah yerleşmemiş, dile yerleşmemiş, kalbe inmemiş. Ondan sonra adam son nefeste. Ondan sonra öbürüne diyorlar. Kul söyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah söyle diyorlar. Tam ölüyor adam, ölüyor. Ölürken ne diyerek ediyor biliyor musun? Diyor ki Eynettarik ila hamam-ı mincap. Mincap hamamına yol nereden gider diyor. Son nefeste lafa bak. Mincap hamamına, mincap diye bir hamamın adı yani Arabistan'daki. Çünkü neden? Çünkü neden? Bir gün evin önünde oturuyormuş. Kadının biri, efendim herhalde artık bir şeylerini yıkayacak, temizle, temizle bir şeyini. Kapalı, tesettürlü kadın. Mincep hamamına yol nereden gider? Şuradan gider diye alıyor, götürüyor, bir yere sokuyor kadını. Ondan sonra işte tecavüz mü ediyor, ne ediyor bilmem ne. Böyle bir iş etmiş. Ondan sonra tam ölürken, la ilahe illallah söyle, tabi aradan yıllar geçmiş. Ne diyor? Mincep hamamının yolu nereden gider? O kadının sorusu, onun ağzına geliyor. Bu şekilde ölenin yolu nereden gider yani? Cennet tarafından mı gider, cehennem tarafından mı gider? Adam la ilahe illallah duyuyor ve nasip olmuyor veya konuşuyor. Bunu kelime kelime tevhid zikreder. Onun için kalplerin öldüğü gün. Yani günahlar, günahların insanı efendim işgal ettiği gün. Son dakikada istila ettiği gün. Çünkü Allah Teala bir kulu hakkında hayır murad ederse, son amelini hayırlı amel yapar. Ee, baştan bozuk gitse de. allah Teala bir kulu hakkında şer murad Niye şer murad etsin senin hakkında? Demek ki dışın başka, için başka bir Allah'a karşı. Allah'ı mı kandırdın? Milleti kandırdın Hacı Hoca dedi. Veyahut da Müslüman geçindin. E, Mevla bilmiyorum senin. Ne mal oldun? Şer murad eder sana. Niye? E, sen şer yolun adamıydın. O zaman da ne yapar? E, adama ilim amellen yaşar. Gelir son nefeste kötüyle bitirir yani. Onun için tehlike büyük. Benim için geçmiş değil. Sizin için geçmiş değil. Ee, bütün sahabe korkmuş. Aşereyn beşleri korkmuş. Cennetle müjdelenen zatlar hadiste isimleri geçerek Ebu Bekir fil Cennet, Umar fil Cennet buyurulan zatlar korkmuş. Hem nasıl korkmuş? Benim benim gibi değil. Allah'tan korkulan Hazreti Ömer'in Allah'tan korkusu kadar, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, Ebu Bekir efendimizden sonra diyelim ki bu ümmette Hazreti Ömer kadar Allah'tan korkan biri yok. Ağlamaktan, titremekten. Ayet düşürse, azap ayeti düşürse, atın üstünden devriliyor, mafsalları kesiliyor. Üç gün e, hasta yatıyordu be. Üç gün hasta ziyaretine gidiyorlar. Nesi var? Azap ayeti okudu biri. Hazreti Ömer bu ya. iki metre boyunda. Rüzgarından adam devriliyor. Onun için kalplerin öldüğü günde, bocaladığı günde, şaşak aldığı günde, zikri, dini, imanı, kelimeyi, tevhidi unuttuğu günde bütün ulemanın, evliyanın, sahabenin tabiinin korktuğu günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sığındığı günde iki bayram gecesini ibadetle, namazla ihya edenin kalbi ölmeyecek. Ben mi uydurdum şimdi? Gibi macadiz. Onun bu iki gecedeki iş başka işe benzemiyor. Bu fazla sevap, fazla mükafat, fazla cennet uğru kılman işi değil bu. Bu imansız ölmeme meselesini garantiliyor. Bundan büyük bir şey yok. Hüsnü katime. Allah muhafaza etsin suyu hatimeden. E, e, su e. Tamam. Temin açtın. sen yanlış açtın herhalde. E, sen iki sahiyle. Sayfa 78 bu birinci cilt. Birinci cildin sayfa ediyor. Bu bulaşıcı hastalıklar. iki cilt kitap var ya. Bunda bütün dünyanın ilmini Allah bize bir iki ayda toplattı ya. Nasıl bir işti? Ben anlamadım. Üç sene uğraştığım kitap var. Bunlardaki ilim onda toplan. Bereket ayrı bir şey. Bereket ayrı bir şey. Bu kitapta böyle bir şey oldu yani. Ben bu kadar ilim kitap hiçbir yerde do, toplanmadı bir araya. Meşayih'in meti yani. Bütün Meşayih'in eli Sayfa 78'de Ebu'l-Yeser adı vaat ediliyor. Hadis-i Şerif Ebu Davut'ta geçiyor. Nesai'de Ahmet Bel'de Dua, e, yalnız duanın okunuşunu yazmamışız. Vah, 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 vah. Görüyor musun? Vah değil mi? Yuh diyeyim yani. Kime? Kendime tabii ki. Yani şöyle Arapçası var da siz duayı nereden okuyacaksınız? Anladın mı? Nereden okuyacaksınız? i̇kinci satırın başında Allahümme diye biliyorum. Zaten Allahümme'yi okuyamıyorsanız ben desem de okuyamazsınız. Da. Anladın mı? Allahümme'yi okuyorsanız Allah'ın meden başlıyor. Tırnak var ya tırnak ikili. O altta ben duanın okunuşu alıştırmıştım sizi. Burada tabii normal ilim diye yazdığım için onu alıştırmamışım burada. İkinci satırın başında iki tane tırnak var böyle. Orada Allah'ın meden başlıyor. Sonu sonuna kadar. Acayip bir dua yani. Göçük altında kalmaktan ne demek? Deprem. Büyük tehlike var deprem önümüzde. Bu ne büyük sünnet bu ya. Ahmet İbni Hanbel'e bu Ne hadis bu ya. Göçük altında kalmaktan yuvarlan yukarı yerden aşağı yuvarlanarak ölmekten. Araba yuvarlanıyor uçurumdan aşağı ve ucu bir ke minet teradi ve ucu haraki boğularak ölmekten. Ve haraki yanarak ölmekten. Ve bunamaktan. En korktuğumuz şey Alzheimer, bunamak bilmem ne, çoluk çocuğa maskara olmak. Ve ucu bir ke yete Ölüm anında şeytanın beni kapıp dinimi imanımı götürmesinden. Hep sana sığınırım, sana sığınırım, sana sığınırım. Ve'udü bükene mutefise bilge mutbura. Senin yolunda cihada çıkıp kaçarak ölmekten. Allah Allah, Allah yolunda. Ve'udü bükene mutele diga. Yılan ve akrep tarafından sokularak ölmekten. Haşarattın sokarak ölmesine, zehirden. Zehirlenmekten, yani zehirlenerek ölmekten sana sığınırım. Nasıl bir dua ya? Zaten Allah meyni diye başlıyor. Allah meyni ağzı Yani hadisin ravisinden de de başlasan sorun yok da. E, dua Allah'ın meden başlıyor yani. Anladın mı kardeşim? Sayfa 78. Bulaşıcı hastalıklar. emraz-ı sehariye kitabının Birinci cilt. Ben bulun demedim ama Allah razı olsun. Bu Bedli Hoca Efendi kardeşimizin size bir ikramı bayram hediyesi olarak sayfasını söylemeseydi. Ben size ne, ne söyleyeceğim şimdi? Ezberimde şey. Şimdi efendim kardeşlerim. Yine Ayşe annemizden rivat edilen hadis-i şerifte buyuruyor. Yensehullahu'l-hayr fi arba'i leyalin. Eee Allah tebaraka ve teala yensahu değil bu burada bir baskı hatası var da efendim yasuddullahu hayradır da bu sehha diye ben Yasuhullahu dur. bunu yasuhullahu'dur bunu buraya yanlış yazmış demek ki. E Allah dört gecede sehha diye biliyorum çünkü oradan hatırıma geldi. Dört gecede bütün hayırları bardaktan kovadan boşalırcasına boşaltır senede dört gece bütün hayırları boşaltır. Bu dört geceden biri Leyletel Adha Kurban Bayramı gecesi. Yani bu gecede Bütün hayırlar senede dört gece hesapsız, adetsiz, sayısız. Boşaltır. Bu gece onlardan biridir. Ebu Muhammed el-Bali radıyallahu anh teribadî hadis-i şerifte buyuruyor? la <laughs> Beş gecede yapılan dualar asla geri çevrilmez. i̇bn Asakir tarih-i daha ben çok kaynakları bunun var. İmam Şafii de bunu rivayet ediyor. Üm isimle sen de sende diye hatırlıyorum. Beş gecede yapılan dua asla geri çevrilmez. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Bu gece, bu gece, beş geceden ikisi bu gece. Nasıl yani? Nasıl yani? Anladınız yani işte baştan beri söylüyoruz. Ha. Şimdi beş geceyi sayarken bir Recep'in ilk gecesi diyor. Bu gece değil. Şaban'ın yarı gecesi diyor. Bu gece değil. Cuma gecesi diyor. Bu gece. Bu Ramazan bayramı gecesi diyor. Bu gece değil. Leyletün Nehar kurban bayramı gecesi diyor. Bu gece. Yani beşten ikisinin birleştiği onlarca senede nadirdir. Beşten ikisi. Anladın mı? Yani bu ne zaman beşten ikisi birleşecek? Recep'in ilk gecesi Cuma'ya gelirse. Berat gecesi Cuma'ya gelirse. Ramazan bayramı gecesi Cuma'ya gelirse. Anladın mı? Ancak o zamanlar olabilir. O da Mutlarit bir kaide değil yani. Senelerde bir geliyor. Şimdi buradan oldu. Beşten ikisi bu birleşti. Çünkü kurban varımın gezisi Cuma'ya denk geldi işte. Etti sana iki. Asla rette olmaz. Bu gece çift dikiş. dua, dua, dua. Beni de unutmayın bu hadisleri size okuduğum için. Efendim. Ebu Ureyra'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Zeyyinü a'yâdekum bittekbir. Bayramlarınızı tekbirle süsleyin. Zeynül ideyn iki bayramı tezyin edin, süsleyin bir tehlil kelimeyi tevhid ile ve takdis Allah'a kutsayarak subbuhun kuttusun işte kuttusun takdis. Çok büyük şükürdü subbuhun kuttusun. Rabbuna rabbul melâkide ve Onun da birçok sevabı şey şöyle. E, vitri kıldığınız zaman o kadar sevabı var ki şimdi ben e, kitap yanımda değil ezberden konuşmayayım ama bu sizin aklınızda kalabilir. Bu gece hiç olmazsa yapın. Vitri kılıyorsun ya sağa sola selam veriyorsun. Biter bitmez hemen secdeye kapanıyorsun. Secdede beş kere Sübbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbül ve ruh. Beş kere söylesin. namaz bitti. Sevi secde değil bu ya. Bu sevi secde değil. Zikir secde, hacet secde. Beş kere söylüyorsun. Altı yok. Sayı muhafaza. Sonra oturuyorsun. Oturduğunca Atel kürsü okuyorsun. Bir tane. Atel kürsü okuyorsun. Ondan sonra bunu ilk söylüyorum da. Bunun da kaynakları şeylerini yazdım eskarda da üç çıkmadı daha. 3'te mi? Herhalde 3'te gelecek evet. 3. ciltte çıkacak da gelecek. Şu anda sevabını söylemiyorum. Çünkü neden? Kitap yanımda yok. Ben de onu şu anda bulamayabilirim. Kitabın yerini biliyorum ama buradan kalkıp onunla uğraşamam. Demek istediğim ne? Demek istediğim şu. Bir kere de sevapsız Allah için yapın bakayım ya. Bakayım yapıyor musunuz ya? Ama nasıl bir sevap var biliyor musun? Yani kafanız duvara vurur. Beş kere sübhü hukuk diyorsun. Rabbuna ve Rabbul melaketi ve ruh diyorsun. E bu bayramlarınızı takdis desteğin. Her gece yapmaya çalışıyorum da. Bazen unutuyorum. Ben oturtamadım da. Ama bu gece yapacağım. İnşallah diyelim unutabilirim. Secdede de beş kere diyorsun. Oturuyorsun. Oturunca bir atel kürsi okuyorsun. Atel kürsi biter bitmez bir daha secde yapıyorsun. Beş kere daha. Sübhü hukuk diyorsun. Rabbuna ve Rabbul melaketi ve ruh. Çok kolay bir şey ya. İki secde arasında bir atel kürsi. Her secdede de subuhun kuddusun rabbuna ve rabbul ruh. Takdis deyince aklıma geldi yani. Takdis çünkü kuddusun. Allah çok mukaddes. Bir de vitir namazından sonra bu takdis zikri var. O zaten eski dualımda da vardı. Üç kere onu söylüyorsun. E, ee, Sübhanel melikil kuddus. Bu sahih sünnet. Sübhanel melikil kuddus. Üçüncü de uzatırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Sübhanel melikil kuddus diye uzatırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Orada da el kutlu ismi şerife. Takdisle bayramlarınızı takdisle süsleyin ve tahmid tahmid elhamdülillah ve tekbir tekbir Allahu ekber. E için tekbirler e bu, bu gece hiç yapmadık buyurun. Allahu ekber Allahu ekber. لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكره واصيلا لا اله الا الله ve la na'budu illa ehia muhlisin leddin ve lev karihal kafirun Evet yarın biliyorsunuz evden bayram namazına çıkarken sesli sesli bu tekbirleri ilerisini bilmeseniz de meşhur bildiğiniz tekbirleri teşrik tekbirleri işte namazlardan sonra da unutmuyoruz işte bu sabah namazında başladık vacip biliyorsunuz ama unutmayın o bir kere tek yapılıyor ikinciye üçüncüye tekrarı sünnet değil ama diğer sokakta, yolda, sohbet arasında giderken gelirken her yerde tekbirleri, bayramlarınızı tekbirle tezyin ediniz, süsleyiniz buyuruyor. Şimdi e, Ramazan bayramı, Kurban bayramı gecelerinin ihya kalbi ölmez. Namaz kılanında kalbi ölmez. O da ayrı bir hadis-i şerifte geliyor. Nafile namaz. Bu nafile namaz hakkında e, dergide e, efendim var e, tarifi tam sayfasına bakalım. Ee, burada ben de sevdim. sayfa 76'da 76'da hadis-i şerif şöyle buyuruyor. Ee, Selman adı rivayet eden hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Herhangi bir bayram gecesi yani kurbana şart değil altı rekat Allah rızası için kılarsa. Burada ne okunacağını beyan etmemiş. Allah rızası için altı rekat. Yani emni kısa bildiğini kısa da kısa da bu büyük bir kolaylık. Mamin Abdü Yusalli ile Edil Ayit Rekat altı rekat kılarsa illa şuffi afi ehli beyti onlar. Hane halkından kendi aile efradından hepsine cehenneme girmek vacip olmuş. Yüzde cehenneme girecek tabi Müslüman ise tabi Müslüman ama oğlun cehennemlik. Kızın cehennemlik hanımın cehennemi veya kadın kılıyor, kocası cehennemlik yani. Öyle şimdi hane halkı deyince illa adamın ibadetine e, kadın şefaat eder erkeğe. Dolayısıyla altı rekat bayram gecesi Allah rızası için kılan diyor, cehennem vacip olmuş hane halkının hepsine şefaat yetkisi verilir. Bu çok güzel bir şey, çok da kolay bir şey. Ee, özellikle kılacak diğer namaz, bu namazda Abdülkadir Geylani Hazretleri de bunu e, rivayet ediyor. Men bu kurban bayramı gecesine özel. Rakaten iki rekat kılınıyor. Hani buyurdu ya bayram gecesi kılan kalbi ölmez. İşte kıyamla geçiren işte onun öbür hadiste de beyanı var. Her rekatta ne okuyacak? 15 Fatiha. Bu da değişik bir şey. Her rekatta ne okuyacak? 15 Fatiha. Sonra 15 kulü Allah. Sonra 15 kulü Azur Rabbil Felak. Sonra 15 kulü Azur Rabbil Nas. Kolay. Yani kafada kalır. 15 Fatiha. Zaten kulü Allah Felak Nas. Kur'an'da aynı sayfada alt alt. 15 İhlas, 15 Felak, 15 Nas. İki rekat. Ne oluyor? İşte 30 Fatiha, 30 İhlas, 30 Felak, 30 Nas. İki rekat. Namazdan selam verince kara atel kürsü, selat kere atel kürsü okuyor. Bu sizin yapacağınız hiçbir şey. Kolay oldu be yani. Ve estağfurullah hamza anşara. On beş estağfirullah diyor. 15 kere istiğfar ediyor. Ya yazım yapın bunu ya. Bu gece yapın bunu. İki rekat ya. İki rekat be. Muhteremler ya. Hemen şey edin birbirinize ya. Ee, yani tarifini. allah Teala sen bunu dergiden şey, yetsin. etsin. Hatırınızda kalmayacaksa. Resmini çekip siteye de attırayım şimdi hemen. Paylaşacaksanız herkes birbirine paylaşsın yani. Allahu Teala onun adını cennet eshabı içerisine yerleştirir. Cealallahu ve ashabil cenne. Allah onun adını cennet eshabı içine yerleştirir. Ve gafara zunubes ve'l alani. Gizli aşikar işlediği bak. Açık işlediğini bırak. Gizli işlediklerini de onun için mağfiret eder. Ve ketebelu bi qara ve umraten. Bak. Her okuduğu ayet. Ben şimdi tam hesap edebilir miyim? Hesap ederiz acaba. felak nasıl 11 ayet. İhlas 4 ayet etti 15. Fatiha 7 ayet etti 20. He? 20'yi neyle çarpıyoruz? Her biri 30 kere okunuyor. 20 ile 30 çarpıyoruz. 2 kere 3. Eee ne diyor? 20 ile 30'u çarptığımız zaman Yok. 20 kere 30. Ha, 20 kere 30. Ne diyor? Siz Türkçe adamсыз görüyorsunuz. Dolayısıyla ben ya e, ben 600 diye benim he, benim 600 60 etmeye hanibe. Efendim 600 hac her okuduğu ayete bir hac bir ömre. Bak adamların canı çıkıyor Arafat Müddelif Sen burada mübarek bayram gecesi kılıyorsun. 600 tane hac, 600 tane hac yapmak için 600 sene yaşamam lazım. 600 sene de hacca gitmem 600 kere. Çünkü senede hac bir kere. Umre değil ki bu. 600 hac, 600 umre ve Kenemaataka min veled İsmail. İsmail Aleyhisselam'ın zürriyetinden esir düşmüş. Yani İsmail Aleyhisselam'ın zürriyeti deyince Resulullah Efendimiz'in dedeleri. O onun soyundan geldiği için. Resulullah Efendimiz'in ecdadından esir düşmüş. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan esir düşmüş. Yani normal köle değil. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen yani Resulullah Efendimiz'in atalarından 60 tane köle azadı. Feym ma tefima benü O günle diğer cumaya kadar ölürse arada şehit olarak ölür diyor. Ancak o sene demiyor. Bir haftalık koymuş ona. Kıldığı günle şimdi bugün de cumaya çattı. Mesela bu cumartesi de olsaydı cumartesi de olsaydı cumaya kadardı. Şimdi biz burada Cuma gecesi olduğu için tam bir hafta içinde ölenler şehit ölüyor. Şimdi bu namazı bugün kılıp da bir hafta içinde ölen olur mu? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Şu anda bizi dinliyorlar. Ne haberler geliyor bize? Sohbeti dinleyenlerden ölüyor. Yarın ölüyor. Öbür gün ölüyor. Öbür gün ölüyor. Şu anda nice hastalar var. Kanserler var. Koronalar var. E, Tanıdık çok insan var. Peki haftaya çıkmaz. Peki ben çıkmam. Ama öyle diyor. Buyuruyor ki bir dahaki cuma ile arada ölürse şehit olarak ölür. Bu acayip bir şeydir ya. Acayip bir şey. Hadis Demiyor ki o sene ölen şehit Şimdi ben bunu nasıl uyduracağım? Diyor ki o haftanın içinde ölürse diyor. Demek o şehitlik makamı o haftaya mahsus. Neden? Demek ki zaman aşımında belki günahlar günahlar çoğalır bir şey olur. O haftada ona şehitlik makamını bozdurmuyor yani. Anladım. Çok büyük bir müjdedir. İnşallah bu namazda kılmaya niyet eyledik. Şimdi kardeşim ben size bir bayram e, duası yapacağım. Yani bayram gecesiyle ilgili faziletli dualar kısaca siz de amin diyeceksiniz. İnşallah Bayramla ilgili zikirler ve dualar dergide yazmışız. Onlarla amel edersiniz. Yarınki gün e, kılınacak faziletli namazlar var. Bu namazlar e, Kurban Bayramı'ndan sonra altı e, rekat namaz kılmak müstehap sayılmıştır. Sünnettendir diyor. İmam Gazali Hiyalü'l de bunu zikrediyor. Ramazan olsaydı 12 rekattı da kurban günü bayram namazından sonra 6 rekat bildiğiniz surelerle kısa da olabilir. 6 rekat ilk yani 4-2 de olur. 2-2-2 de olur. Bu sünnet müstahap say sayılmış. Kurban kesen kişi kesim işlemini yaptıktan sonra kendi kesiyor. 2 rekat namaz kılması sünnettendir. Ee, sonrasında yapılan dua kurbanı kesen yani vekalet de verse Kesildiğin haberini alırsanız kendinizi kesmeseniz de mesaj geliyor kurbanın kesildi. Hemen 2 rekat kılmanız sünnettendir. Ve peşine de hemen dua yaparsanız ne dua yaparsan kabul oluyor. Ne dua yaparsan kabul oluyor. Bu da önemli bir meseledir. Ee, ayrıyeten bir namaz daha var. Onu yani o biraz herkesin bileceği bir şey değil ama dört rekat kılıyor. birinci rekatta sebbes Allah'ın bütün peygamberlere indirdiği kitapları okumuş kata sevap alıyor. İkinci rekatta beş dua. Efendim güneşin doğduğu vakitten battığı zamana kadar doğduğu her şeyin mislince yani Güneşin üzerine vurduğu. Bu ne demek? Bütün mahlukat yani şu dünyada olanlar kastediyorum. Her şeyin mislince sevabını. Üçüncü rekatta ve bütün yetimleri yedirmiş, içirmiş, onlara bakmış, güzel elbiseler giydirmiş sevabına Bütün dünyadaki yetimler. Dördüncü rekatta kulü Allah'a okursa. E tabi şimdi ne bileyim e, sebbi isme ve şemsi ve duaları bilmiyorum diyenler o zaman dört rekatta da ihlas okusunlar. Yani ben tabi bazı ulema böyle demişler bilmeyen ihlas okusun ama tabi Esas sureler böyle zikrediliyor. E, Kulü Allah'a Allah onu geçmiş gelecek 50 şer sene günahını bağışlar. E, bu da iki bayramdan sonra da bu dört rekat kılınabiliyor. Yani bu dört rekatı kılan onu altıdan sayabilir. Hani altı rekat sünnettir buyuruyor ya İmam Hübeşi. E, o altıdan dördü buna sayarsın. İki de eklediğin zaman hem kurban bayramının altısı çıkmış olur. Hem de o dört rekatın özel fazileti. Ne yapıyor? Ben onu bilmiyorum. O zaman bildiğin surelerle altı rekat kılarsın. Ondan sonra bayram namazından sonra insan evine girdiği zaman iki rekat namaz kılar diyor. Bu da ayrı bir şey. F Fatiha'dan sonra üç kere Kevser suresi olur. İnnâ hataynâ. Hepiniz bildiği sure. Böyle yapan kimse fakir ise kurban kesmiş cevabı kazanır. Fakirler üzülmesin. Kurban kestiremediler. Üzülmesin. İnsanların çoğu borçlu. Asgari ücretle çalışıyor. Asgari bırak. Yüksek ücretle çalışan olur yani. 4- beş bin lira alan bile geçinemiyor alan bile geçinemiyor, elektriksiz doğalgaz bile faturalara yetmiyor. O kadar pahalılık var. Onun için e, yani kurban çoğu kesemeyebilir diye düşünüyorum bu durumda. E, kurban kesemeyen, kurban kesmiş sevabı kazanmak istiyorsa bayram namazından sonra eve girince iki rekat kılacak, bu özel bu. Kurban kesme sevabı için. Bu, bu, özel bir namaz. Her namazda, rekatta Fatiha'dan sonra üç kere inna atayna kel kefzar. Zaten orada kurban kes o ayet surede geçtiği için özellikle Kevser sözünü okuyor. Zengin ise o zaman kurbanını kestikten sonra yine bu namazı kılıyor. Akabinde duası var. Bu benim namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm hepsi alemden Rabbi Allah'a mahsustur. Onun ortağı yoktur. E, bu işte kurbanın eti etime, kanı kanıma, kemiği kemiğime mukabil cehennemden kurtuluş fidyem olsun. Ya Rabbi Halil'in İbrahim Aleyhisselam'dan kabul ettiğin gibi benden de kabul eyle. Mealine gelen e, Arapça bilmeyenler nasıl olsa namazda değil peşine tercümesini de yapabilir. Dergide 77. sayfede inna salati ve ve mahya ve duası işte iki, iki satırlık bir duadır. Bunu mutlaka yaparsa e, kurbanı kabul ediliyor ve eee kurban kesemediyse de kurban kesmiş sevabına nail oluyor. Yalnız iki da üç Kevser suresi inna okumak üzere bu beyan edilmiştir. Ondan sonra ölülerin ruhu için yine kılınacak bir namaz tarif ediyor. Hadis-i şerifte İbnül Cevzi bunu zikretmiş kitabın nurda. Bayram gününde her rekatta bir Fatiha, on bir ihlas okuyarak dört rekat kılar. Namazdan sonra yüz kere Estağfurullah deyip sevabını Müslümanların ölülerine bağışlansa. Bayram günü ölüler çok hediye bekliyor. Kabiristanlara mutlaka ziyaret edelim. Hele anne babasının kabrine giden çok büyük ecre nail olur. O, o ayrı bir şey. Allah-u Teala onların her birinin kabrine, e, yani bütün Müslümanların ölülerine düşün ya. Adem Aslan'dan bütün Müslümanların ölülerine hediye ediyorsun bu namazı. Her Müslümanın kabrine düşün ki üstünde 2 milyar var şu an diyelim yani 2 milyara yakın. E Altında ne kadar var yani? 6 bin seneden fazla. Bu kadar Müslümanın her birini sadece bizim ümmet değil ki, bütün Müslümanlar yani. Bütün Müslümanların ölmüşlerin kabrine onları sevindirecek sadakalar, rahmetler, sevaplar, hediyeler ulaşıyor. Onlar bütün Müslümanların ölüleri Allah'ın huzurunda Celle Celaluhu diyorlar ki ruhlar aleminde toplanıyorlar. Ey Allah'ımız bu bayram gününde bizi sevindireni sen de sevindir, onu mağfiret et, onu cennete girdir diyorlar. Allah Allah. Bütün Müslümanlar sana böyle dua ediyor. Kim o bütün Müslümanlar? Orada 224 bin peygamber var. Orada 114 bin bizim sahabe. Bugün 224 bin peygamberin ehli beyti sahabesi var. Orada bütün geçmiş ümmetlerin evliyası var. Bu ümmetin sahabe tabi'nin, tebe-i tabi'nin evliyası var. Düşünebiliyor musun? Bu Abdülkadir Geynani'ye de gidiyor, Şahin de gidiyor, Silçile Meşah'a gidiyor. Düşünebiliyor musun? Düşünebiliyor musun? Dünya kurulduğundan bugüne kadar bütün Müslümanların ruhları toplanıyor. Diyor ki Ya Rabbi bugün de bizi sevindireni sen de sevindir. Allah'ıma ferrih men ferrahana fi hazel vakt. Vagfir lehu edhilhu cenne diyor. Bütün ruhlar sana dua diyor. O ruhların içinde ne büyük ruhlar var. Ervah-i aliyat. Onun için kardeşim bunu size Teala buyurur ki bu kişi öldüğü zaman onun üzerine bin rahmet indireceğim bin rahmet indireceğim cennetteki makamını da bin derece yükselteceğim diyor. Bu da çok acayip bir mühim bir şey. İki kere, senede iki kere kılınabilir. Çünkü iki, iki, bayram var. Deli her gün bayram. Müslümana iki gün bayram var. Dolayısıyla bu namazı kılalım. Dört rekat bu deminki namazlar hariç bu ayrı bir şey. Biri kurban sevabı, öbürü kurbanın kabri. Bunlar ayrı ayrı konular. Şimdi mesela hocam hani bu altı rekat kılmak sünnettir dedin ya ben bu altı rekatın dört rekatını buna sayabilir miyim? Saymasan daha fazla kazanırsın ama sayabilirsin. Sayabilirsin yani anladın mı? Dört rekatını buna sayabilirsin. yani altıdan dört düşebilirsin burada hep sünnet yerine gelir hem de ölülen ona. Ama bunda tabii şartlar var her rekatta bir fatiha zaten okuyoruz 11 bir ihlas bu kadar çok kolay namaz bitince de yüz kere estağfirullah bitti sevabını bitince ya Rabbi bu namazın istiğfarlar sevabını Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bütün Müslüman olarak ölmüşten ruhuna hediye bitti nasıl bir şey ama ya benim şaşırdığım yani bütün alemi ervah toplanıp sana dua ediyor bu kadar peygamberin, evliyanın sana duası sen af olmamış kalır mısın ya cennete girmemiş? Bir de bin derece, bir de Mevla bir, öldüğü gün ona bin rahmet indireceğim. Ne de iki bayram gününde Müslümanları unutmadı yani. Bu çok önemli bir şey. Sonra Efendimiz Aleyhisselam okuduğu mühim bir dua var. 77'de sayfa. Bunların hepsini şey yapamayız şimdi. O meşhurdur. Sahih hadistir. Bayram duasıdır. Allah'ın Allah sellem aişeten nekiyeten ve miteten seviyeten. O da orada da ölümle ilgili bir adı var. Bu dua okunuyor. Sayfa 78'de dergide. Lale Gül dergisinin bu Temmuz sayısında. Sonra efendim meşhur hadis-i şerif var. Bayram namazından önce 400 kere. Bu biraz yetişmiyor bazen. La ilahe illallah ve la lâ şerike le mülkü hamd. Yuhi ve ve kadir. Kıyamet günü Allah Teala 400 köle azat etmiş sevabı veriyor. İşte kıyamet günü şehirler bina diyor, ağaçlarını düküyor, melekler görevlendiriyor. Efendim, ee, 400 kere okuyana evet. Bayram gecesi 400 kere okuyana da Kitab-ı nurda geçiyor. E, bin kere okuyanın için cehennemden fidyesini vermiş oluyor cehennemden kurtuluş vesilesi vermiş oluyor. Bayram gecesi bin kere ben yetiştiremem. Ben biraz cama sokuyorum. 400 kere okunabilir. Bayram gecesi rivat ede var. Günler. Bence yani geceden başlarsak meşhur la ilahe illallah tevhü la şerike la lehu'l mülkü ve lehu'l hamd yuhiyy ve yumtü ve ve yuhayyü da var ama e, yani bu kadir rivatte lehu'l mülkü ve lehu'l hamd ve ala kadir hani yetişmiyorsa vakit. O da kurtarır. Bukhari'deki hadiste o zaten var. Dolayısıyla o yani o şekilde kurtarın. Sonra bayram günü sabah 300 kere bunu mutlaka yapalım. Bunu hepimiz yapabiliriz. Subhanallah ve hamdi. Subhanallah 300 kere okuyor. Sevabını Müslümanların ölmüşlerine hediye ederse her Müslümanın kabrine bin tane nur girer. Her Müslümanın milyonlarca belki de milyarlarca her Müslümanın kabrine bin tane nur girer. Bu kişi öldüğü zaman allah Teala da buyurur ki sen madem bayram sabahları her Müslümanın kabrine bin tane nur girecek zikir hediye ediyorsun. Al da sana senin de kabrine bin tane nuru kabre girer girmez gönderiyorum allah Teala buyuruyor. Müslümanların ölülene duanın çok büyük şeyi var. Sen de bir gün öncesin. Arkadan oğlun kızın okur mu okumaz mı? Sen şimdiden Müslümanların ölülerini bayramda unutma. Zikirleri, tesbirleri yap gönder. Mevla seni unutmaz. Oğlun kızını unutur. Mevla seni unutmaz. Çünkü ne sen Müslümanları düşündün ya. Mevla Müslümanları acıyana acır. Hediye gönderene hediye gönder. Ümmetçi olalım yani. Bütün Müslümanlara. Hazreti İmam Zühri Radana buyurur ki ben bu 300 Sübhanallah'ı ben de okuyup ölülere bayram sabah hediye etmeyi Enes Allah'tan işittim. O tabiinden zaten. Enes işittiğimden beri hiçbir bayram terk etmedim diyor. Ben de terk etmiyorum elhamdülillah. Bu biraz da kolay öbürleri gibi uzun da değil. Bunu elhamdülillah her bayramdır bildik bileli yapıyoruz yani. Ee, size de tavsiye ediyorum. Enes radıyallahu anh buyurmuş. Ben bu ameli Resulullah'tan işittiğimden beri hiçbir bayram terk etmedim. Ben de Resulullah'tan işittim buyuruyor. E ne Hazreti Enes kimden işitecek? Rıdvanullahi teala aleyhi mecmu. Şimdi İmam-ı ve İmam-ı Venai naklettikleri hadis-i şerifte eserde vardı olmuş. Bayram günü bir insan sabah namazından sonra 100 kere istiğfar ederse Sabah namazını kılacağız cemaatle inşallah. Yüz kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Yüz kere istiğfar ederse amel defterinde hiçbir günah kalmaz. Hiçbir günah deyince buna büyük de girer ya. Yani. Hiçbir günah kalmaz illa muhiyan. Hepsi ondan silinir. Ve günü yevmül kıyamet. Amine min azabillah. Kıyamet günü Allah'ın azabından emniyet içerisinde, güvende e, olarak mahşere çıkacaktır. İki bayram gününde okunacak peygamberlerin duaları var. İşte Rabbena zalemle ademle hava aleyhime selamın. Rabbena amina fafirlene var. İşte o la la antifaneke işte, 40 kere var. Rabbini zalem tü nefsi var. <laughs> Musa aleyhisselamın. Ve leziyatman yağfirali var. İbrahim aleyhisselam. Bunlar 30 kere, 20 kere Bayram günü zikirleri dergide sayfa 79-80. Zaten 80. sayfada bitiyor. 80. sayfada da o zikirleri yapmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sünnet olarak okuduğu duayı mutlaka yapmak lazım. Sayfa 78'de. Şimdi ben de beraber şehitlerimizle ruhuna okuduktan sonra. Bir de Büyük Bayram Hocamız. Allah kendisine hayırlı uzun ömür, sahte afiyet versin. Hepimizin yani çocukluğumuzda hocalığımızı yapmış... Efendi Hazretlerimizin vekillerinden, halifelerinden kıymetli hocamız, e, onun han hanımı hacıannemiz vefat etti. E, o arada sohbet olmadı yani bugün kadar haftada bir olduğu için sohbet, e, ona hediyemiz gecikti. Bayram hocamızın da hanıma hacıannemizin e, bütün Müslümanlara hizmeti olan bir hanedir, bir ocaktır. Herkesin fetvası, müşkili, e, nikahı, şu su yani nikahla ilgili soruları, efendim talakla ilgili boşanma soruları yani hoca senelerdir vakıf malı gibi milletten uğraşmış bir hocamızdır yani büyük bayram hoca. Küçük bayram hocamız yani yaş olarak küçük bayram hocamız o şehit oldu zaten Allah kabrini nur etsin. Büyük bayram hocamız hayattadır. Ona hanım acanil için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhacci ve nefesin adede ve si'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanü köyü. Ammen evalü köyü ala Ya Rabbi hediyemizi kabrine vasıl eyle acanemin seyyatını mahveyle hasenatını. Tebdil eyle Efendi Hazretlerimize intisabının, çarşafı şerifi muhafazasının birçok e, alim, oğullar yetiştirdiği Ömer Hoca Efendi, Mustafa Hoca Efendi, oğulları hepsi imam, hoca, hafız, e, danice e, hocalar e, yetiştiren bir hane, ocak. Hacı Kur'an'a, dinimize, medreselere yaptığı hizmetlerinden dolayı e, en yüksek derecelerle müşerref eyle Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin ve Ya Hayran Fatihin. Amin. Salavatlarımızı da unutmadan okuyalım cumamızın salavatına. Buyurun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbih. Amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Şimdi yapacağım dualara amin deyin. Türkçe duaya vakit kalma, kalmadı. Bu hadis-i şeriflerdeki duaların eşi misli benzeri yoktur. Bu duaları yaptığımız zaman dünya ve ahiret hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istemediği bir şey kalmamıştır. Bu itibarla amin diyenler kazanacaktır. rahman. Arada da tekbirler getirmek suretiyle ee, mübarek cuma gecemizi ve bayram gecemizi e, Rabbim ihya edenlerden eylesin. Ee, bu vesileyle sohbetlerimize bir kere dahi gelenler veya gelmeyip e, dinlemiş olanlar, bizi Allah için sevenler, e, Allah yolunda kardeş kabul edenler, e, Lale Gül FM'i, Lale Gül TV'yi dinleyenler, e, Hayder de e, bu yaptığımız sohbetlere iştirak edenler, Hayder'in yaptığı hayırlı hizmetler ve faaliyetlere iştirak edenler ve sair bizimle herhangi bir vesileyle taalluku bulunanların e, Kurban Bayramı Şerifini tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını, akıtılan kurban kanlarının, akıtılan Müslüman kanlarının durmasına Yemen'den, e, Filistin'den Suriye'den, Irak'tan, Aktar arzının her neresinde e, zulme uğramış Müslümanlar varsa zulümlerin durmasına vesile olmasını, e, günahlarımızın mağfiretine vesile olmasını, mahşer sabahında e, Burak olarak karşımıza çıkmasını, bizi sırattan şimşek gibi geçirmesini e, Rabbimden niyaz ediyorum. E, amin diyenlerin de Rabbimin bu duaya ilhak etmesini niyaz ediyorum. Bu mübarek bayram gecenizi, gününüzü, cuma gecenizi, gününüzü çifte bayramınızı bu vesileyle tebrik ediyorum. Maddi, manevi, bütün feyizler, rahmetler, hidayetler, mağfiretler, rızalar, bütün bereketler, maddi manevi bütün bereketler evlerinize, ocaklarınıza, iş yerlerinize, sevdiklerinizin üzerlerine yağsın. Amin. O sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selam. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا ولك رب تراثنا فاليك يا رب مابنا اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وفسفست الصدر وشتات الامر اللهم انا نعوذ بك من شر ما تجيء به الريح اللهم انا نسالك من خير ما تجيء به الريح اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من امرنا اللهم نحن البائسون الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف المضرور من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه ونحل لك جسده ورغم أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقيا وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا واحبابنا واصحابنا واولادنا واحفادنا وزرياتنا وجماعاتنا من النار، اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا واحبابنا من النار، اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من النار اللهم وسع علينا من الرزق الحلال اللهم اصرف عنا سوء فسقه الجن والانس لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم اهدنا بالهدى، وزينا بالتقوى، واغفر لنا في الاخره والاولى، اللهم انا نسالك من رزقك وعطائك رزقا طيبا مباركا، اللهم امرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالاجابه، وانت لا تخلف وعدك ولا تكذب عهدك، اللهم ما احببت من خير فحببه الينا ويسره لنا، وما كرهت من شر فكرهه الينا وجنبناه، ولا تنزع منا الاسلام بعد اذ اعطيته لنا يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واليه المصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم, ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا ديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسدي في الأجساد وعلى قبري في القبور الله بلغ منا تحية وسلاما اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد فنسالك <ؤوس> <سؤال> قلبا سليما ولسانا صادقا ونسالك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم انك انت علام الغيوب اللهم صل على سيدنا حبيب المحبوب شاف العلي المفرج الكروب على آله وصحبه وسلم عددا ما شاء علم الله اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل والهرم والمأثم والمغرم ونعوذ بك من فتنه القبر وعذاب القبر ومن فتنه النار وعذاب النار ومن شر فتنه الغنى ومن شر فتنه المحيا والممات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق فالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداري العظيم عدد ما علم الله اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من جهت البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، اللهم انت كما اثنيت على نفسك. اللهم يا رب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه افضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليمك. اللهم انا نعوذ بك من الطعن والطاعون. عظيم البلاء ومن فتنه الوباء ومن حريق الحمى، اللهم انا نعوذ بك من جميع البلاء والامراض والاسقام والمصائب والاوجاع كلها، اللهم انا نعوذ بك من عظيم البلاء في النفس والمال والاهل والولد، الله اكبر الله اكبر الله اكبر مما نخاف ونحذر، الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر، الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم كما شفعت فينا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فعمرنا وعمر بنا منازلنا ولا تهلكنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بأفعالنا يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وبصرنا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهذن بي علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وارحمنا انت مولانا وانت ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا جميع السيئات وترفعنا باعلى الدرجات وتبلغنا انقص الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الم... اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسبب وقت نزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا خافك ولا أرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وَصِيلًا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء اللهم اجعل في سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي قلبنا نورا، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا ونعوذ بك من بسباس الصدور وتشتت الامور وعذاب القبر، اللهم انا نعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب بالرياح الرياح وشر بوائق الدهر، اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفره من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك تصلح بها شأننا في الدارين، وارحمنا رحمة منك نسعد بها في الدارين، وتب علينا توبة نصوحا لا ننكسها ابدا، والزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها ابدا، اللهم انقلنا من ذل المعصية الى عز الطاعة، واغننا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، بفضلك عن من سواك، اللهم نذر قلوبنا، اللهم نذر قبورنا، واعزنا من الشر كله، واجمع لنا الخير كله، نستودعك ديننا وامانتنا وقلبنا وبدننا وخواتيم اعمالنا وجميع ما انعمت به علينا وعلى جميع احبائنا والمسلمين اجمعين، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا واخواننا واهلينا والحاضرين والغائبين والسامعين والمستمعين والمؤمنين من المسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين، اللهم انا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزٍ ولا فاضح، اللهم لا تهلكنا فجأة ولا تأخذنا بغتة ولا تعجلنا عن حق ولا وصية، اللهم انا نسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا، اللهم انا نعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا من, من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم نسألك الجنة ما قرب اليها من قول. ونعود بك من النار وما قرب اليها من قول. اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سلم ونعود بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك من الخير كله. عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عقبته رشدا، اللهم ربنا من لدنك رحمه هيئ لنا رشدا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، يا ارحم الراحمين يا ارحم يا رب ايه بن جدوى الله بذا نصيبتي شو مباركه جنب Tuğlan reddolunmadığı beş geceden iki gecesi toplamı hem cuma gecesi hem kurban bayramı gecesi asla reddolunmayan bunca amin diyen kardeşlerimiz kadın erkek müminini mümin. her bir ellerimiz ne hayırlı muradımız varsa ihsan eyle umduklarımıza nail eyle korktuklarımızdan emin eyle sabaha faizinden müflihinden mağfurinden merhuminden olarak çıkmak nasip eyle bu bayram sabahın dostlarının bayramı üzere ihya etmek bizlere gecesini gününü nasip ve müyesser eyle. Kurban olduğum sana Allah'ım şu mübarek bayram gecelerinde şu mübarek cuma gecelerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cümle enbiya azam, Resulü fikham, tabi intebe tabi, tabi, sahabe ulema avliya senden neler istediyse hepsini senden istedik. Şu mübarek gecede hepsini bize yata ile ikram eyle, ihsan eyle, hibe ile, bahşe eyle, lütfe kerem eyle. Ya Rabbi cümlemizi meccane nafeyle, karşılıksız afeyle kurban olduğum sana Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Hiç güvenilecek bir amelimiz yok. Hiçbir amelimize güvenmiyoruz bizim. Fazlu kereminle, lütfeyle, keremeyle kabul eyle. Ya Rabbi dostlarına bağışla, dostlar hürmetin. Ya Rabbi kurbanlarımızı da kabul eyle. Ya Rabbi fazlu kereminle, ya Rabbi, ya Rabbi. Mahşere çıkan da Ya Rabbi Burak olarak sıratı geçirtmesin bize nasip müessir eyle Ya Rabbi. İman üzere ölmek, İslam üzere ölmek, Hüsnü Hatim eyle, çene kapamak. Cümlemize nasip eyle. Ahir kelime tevhid ve Kur'an. Şu mübarek gecede tembelliği izaleyle, uykuyu izaleyle, gevşekliği izaleyle, Ya Rabbi sabaha kadar diş bir şekilde ihya edebilme kuvvetini, kudretini bizlere ikram eyle. Şu mübarek gecelerde ibadet yapana kalplerinin öleceği günde kalbinin ölmeyeceğini eden Habibin sallallahu aleyhi ve sellem, İbn-i hadisi, Tabarani hadisi, bu hadisleri rivat eden bunca ruvatı, muhaddisin-i kiram Allah'ım kurban oldum sana Allah'ım. Bu geceyi bize ihya nasip eyle. Kalbimizi ölmekten muhafaza eyle. Son nefeste kalplerin şaşkına döneceği günde kalbimizi zikrinle agah eyle. Uyanık eyle. Teyakkız eyle. Mutmain eyle. Zikrinle mutmain olarak çene kapamak. Şu mübarek gece metne cümlemize. Nasip ve müyessere. Amin diyen dillerine harcı de azade eyle. Amin diyenler bu dualara ilhak ile. Bütün ayet ve duaları toplamış. Bu hadis-i şerifler meşayih toplamış. Kutbuddin Hanefi Hazretleri toplamış. Şu mübarek duaları bize nasip ettin. Kabulünde nasip eyle ya Rabbi. Zikretmeyi nasip ettin. Bu kardeşlerimize dinletmeyi nasip ettin. El kaldırmayı nasip ettin. Amin demeyi nasip ettin. Ya Rabbi sen reddedeceğin dua yaptırmasın, Kabul etmeyeceğini nasip etmezsin. Dua kapısı açılana kabul kapısı açıldı buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Kabul kapılarını şu mübarek gecede feth ya Rabbi. Bütün hayır kapılarını feth Bütün hayırları bu gece yağdırdığını Habibim beyan etti. Bunca hayırlar yağarken gökten yere bütün bereketler rahmetler şu mübarek bayram gecesinde Cuma gecesinde inzal edilirken ya Rabbi bizi mahrum etme ya Rabbi. Şakıyı yapma ya Rabbi bedbaht yapma ya Rabbi. يا رب ننظر به السداره يا رب، هس ميزي بايموز عظيمه يا رب. امين 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 بحرمه طه ياسر اللهم صل على سيدنا محمد صلاه اللهم صلي صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الْحَوَاجِ وتنال به الرغائب وحسن الخواتم. ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس عدد كل Ya Kerim Allah'ım salli aleyhi ve el melevan ve teakab el asran ve kerr el cedidan ve istekall el ferkadan ve bellik ruha ve arvah el bed minnet tehiyyete ve selam. Amin. Şehit e, askerlerimizden Mustafa Dağlı, Caner Mayen Dağ, Samet Çaldır ve Kerim Arslan, ee, şu anda bize ulaşan dört şehidimiz yani geçen haftadan bu, bu zamana kadar bu şehitlerimize ya Rabbi harikay karik rahmet eyle, kabullen nur eyle, mahveyle, hasenata tebdil eyle. Ailelerine sabrı cemil, ercizeli salih amellerle, uzun ömürlerle, el üstüne itikadı üzere yaşayıp ölmeyi, cennette şehitleriyle birleşmeyi nasip ve müyesser eyle. Şehitlerimize ve bundan evvel bu vatanımızı ezanlarımızı, kutsallarımızı muhafaza için şehit olmuş cümle şu hedamızı da bu dualara ilhak ile şefaatlerine bizleri de nail ile Amin amin. Ya Rabbi şey bugün isimle zikrettiğimiz ve bundan evvelki cümle şu da ervan tayyibeleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adada ma şahu ilmullah Allah 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 celle şanı koca ve la ila gayru bizden kabul eleyip şahadetlerimizin zikirlerimizin sevaplarını isimlerini zikrettiğimiz ve zikretmediğimiz cümle şu edamızın ervahine hediyeledik. Şumbarek bayram gecesi cuma gecesi ihsal ile kabirlerini Nur ile ya Rabbel alemin ve ahirun nasir. Onları şehit edenleri de kahreyle, katleyle, mahveyle, perişan eyle. Acaklarına ateş düşürüp terörü tamamen e, vatanımızdan söküp atmak bir tane dahi böyle bir hıyanet eşkıyalık terörist bir vaka kalmayıncaya kadar askerimizi, polisimizi mansur ve muzaffer eyle adasını adamız mağlubu makureyle onlara destek verenlere de para verenlere de rey verenlere de teyit edenlere de ya Rabbi sen her birerlerin güçlerini kuvvetlerini ademe tebdileyle tahvilyle amin Allah'ım amin Allah'ım amin sallallahu aleyhi ve sellem وعلى اله وصحبه وسلم. دعاء الله المزكى بولوك خير المراتب الحصول الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. امين 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 الى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واله واصحابه ومشايخنا كافرين. وإلى روح فن خاصةً وإلى أرواح أمواتنا أبي يزيد البسطامي أبي حسن الخرقان أبي علي الفارمدي بن حمدان خالد وشدوان شاهناك شبان علاء ناطر محمد خالد مصطفى عصمت غريب الله بك شيخنا علي رضا بزاد الله أسرارهم وأرواحهم الفاتحة